Arkadaşlar hoş geldiniz. YDS Yurt Dil YDT Seviye Belirleme Sınavı Temel Bilgiler 2. Bu sınavın 100 sorudan oluşuyor. Efendim 63-100 arası sorularını çözümleyeceğiz. Soruları çözümlerken ögelere ayıracağız. Kelime bilgisi vereceğiz. Efendim sorular çeviri sorular olabilir. Boşluk doldurma sorular olabilir. Efendim bir cümleyi anlayabilmek için kelime bilgisi yanında kelime grupları bilgisi yani cümleyi ögelere ayırabilme becerisi olması lazım. Bu çözümlemeyi yaparak bu beceriyi geliştirmeye çalışacağız. 63. soru. Beni çarşıya götüren, taşıyan, İlahiyat Fakültesinde okuyan arkadaşımın babasıdır. Burada beni çarşıya götüren mübteda, özne, geri kalan da yüklem. Burada beni çarşıya götürdü cümlesi en an eki alarak efendim sıfat fiile dönüşmüş. Daha sonra da özne yapılmış. İlahiyat Fakültesi'nde okuyor cümlesi ise yine an en eki alarak sıfat fiile dönüştürülmüş ve daha sonra da bu arkadaşımın sıfatı yapılmış. Arkadaşımın babası. Bu bir isim tanımlaması. Türkçe'de sıfatlar önce, Arapça'da sıfatlar ilgili isimde sonra gelir. Bu bilgiden sonra A. Yedrus'u okuyor demek. Önüne ellediği gelince okuyan özne devam ediyoruz. Nakaleni Esuk ile şimdi burada bir hata ile çarşıdan sonra gelmiş. Oysa çarşının önüne geçmesi lazımdı. Efendim. Nekaleni ile suki desek beni çarşıya götürdü. Yani okuyan beni çarşıya götürdü. Validu sadiki arkadaşımın babası Ellezî huve fî kulliyetil ilâhiyet. O ilahiyat fakültesindedir. O ilahiyat fakültesindedir. Cümlesi önüne ellezî gelince ilahiyat fakültesinde olan. Daha sonra bu arkadaşım ya da babanın sıfat olarak geldiğinde ilahiyat fakültesinde olan arkadaşımın babası beni çarşıya götürdü. Şimdi ellezî yedrusu kendisinden sonrakiyle bağlantılı değil. Yani özde burada bitiyor. Ondan sonra da yükleme B'ye geçiyor. Fakat yüklemle özde arasında bir ilgi yok. Yani nasıl bir ilgi yok? Şimdi çalışan diyoruz. Daha sonra bu özdeye dönen hiçbir zamir yok. İlahiyat Fakültesi'nde olan arkadaşımın babası beni çarşıya götürdü. Tamam da okuyan ayrı bir şey. Hani dam üstünde saksağın gel bize bazı bazı derler ya bizim en azından oralarda söylerler. Özne ile yüklem ilgisiz. Bu olmaz. Haberde mübdedaya dönen bir zamir olmalıydı. B. Ellezî nakaleni ile suki beni çarşıya götürdü. Önüne ellezî gelince beni çarşıya götüren evet, özne. Buraya bak bir fasıl zamiri getirildi. Benden sonraki yüklem demek. Validu sadiyeti. Arkadaşımın babasıdır. Peşinden Yedrusu fi kulliyetil ilahiyye İlahiyat Fakültesinde okuyor. Ellezi ile birlikte İlahiyat Fakültesinde okuyan oldu. Daha sonra marife bu yapı arkadaşımın ya da babanın sıfatı oldu. Her ikisine de burada uygun. Efendim ama biz baba ilahiyat fakültesinde okumuyordu büyük bir ihtimalle arkadaş okuyordu. Biz burada ellezî yedrusu fî kulliyetil ilahiyye bunu bilgimiz dahilinde arkadaşın sıfatı olduğunu biliyoruz. Ama teknik açıdan babanın da sıfatı olabilir. Eğer babanın sıfatı olursa bunun tercümesi şu olur. Arkadaşımın ilahiyat fakültesinde okuyan babası fakat
Sıfat arkadaş sözcüğünün ise o zaman ilahiyat fakültesinde okuyan arkadaşımın babası olur. Zaten bu cümle doğru. Beni çarşıya götüren ilahiyat fakültesinde okuyan arkadaşımın babasıdır. Şu fası zamiridir. Huve olsa olur, olmasa da olur. Olursa şık olur. Ne kadar güzel. Estetik. C. Ne kaleni estuğu ile. Şimdi burada ile yanlışlıkla efendim ya da yanlış cevap olduğunu bilesiniz diye efendim isimden sonra getirilmiş. Normalde ne kaleni ile suki olması lazımdı. Ne kaleni ile suki beni çarşıya taşıdı demek. Beni çarşıya taşıdı. Ellezî vâlidu sadîkî. Vâlidu sadîkî arkadaşımın babası demek. Ellezî de sona geliyor. Şimdi ellezî cümlenin önüne gelir. Vâlidu sadîkî cümle değil. Ne isim cümlesi, ne fiil cümlesi, ne şibi cümlesi. Yani ellezî'nin burada gelmesi yanlış. Peki şuraya huve gelmiş. Hani benden önceki özde benden sonraki yüklem mesajını veriyor. Efendim zaten burası anlamlı olmadı. Ellezî gelmeseydi ilahide es-sûkîn es-sûk kelimesinin başına alsaydık ne kaleni ile sûkî vâlidu sadîkî deseydik bu şu anlama gelen bir cümle olurdu. Arkadaşımın babası beni çarşıya götürdü. Taşıdı. Neyse. Huve yedrusu ellezî fî kulliyetil ilâhiyye. Şimdi ellezî, evet, cümlenin başına gelmiş. Şibi cümlesinin. Fî kulliyetil ilâhiyet, ilahiyet fakültesinde. Ellezî gelince ilahiyet fakültesinde olan, ilahiyet fakültesindekini demek. Yedrusu fiil. Bu ifade yedrusu sıfat olmaz. Yani isim hani sıfat anlamasında sıfat artı isim olur. Fiili sıfatlayamazsınız. Buradaki ellezî'li ifade yedrusunun nesnesidir. Yani ilahiyat fakültesindekini okuyor demek. Peki yanlış olduğunu vurguladık. Birkaç tane yanlış var. D şıkkı. Vâlidu sadîkî, arkadaşımın babası. Peşinden ellezî geliyor. Demek ki peşinden cümle gelecek. Ne galenî inestûkî. Beni çarşıya taşıdı, götürdü. Ellezî gelince beni çarşıya götüren oldu. Daha sonra bunu babaya da arkadaşa efendim sıfat yapıyoruz. Arkadaşa da olur, babaya da olur. Babaya olursa bunu şu şekilde tercüme ederiz. Arkadaşımın beni çarşıya götüren babası eğer ellezî'li ifade arkadaş kelimesine sıfat olursa beni çarşıya götüren arkadaşımın babası olur. Teknik açıdan ikisi de olur. Özne bitti. Bu ellezî yedrusu fî kulliyetil ilâhiyyâti. İlahiyat fakültesinde okuyandır. Efendim. Peki. Buradaki huve'nin fasıl zamiri olduğunu söyleyeyim. D şıkkı güzel bir cümledir. Hatasız. A ve C şıklarındaki hataları, bazı hataları düzelttik. İle'yi, suğukun önüne aldık. Ellezî'yi ortadan kaldırdık. Efendim. Fakat yukarıdakinin anlamını vermedi. Mesela C şıkkı iki ayrı cümle oldu. Arkadaşımın babası beni çarşıya götürdü. O ilahiyat fakültesindekini okuyor. İlahiyat fakültesinde olanı eğitim görüyor. Yani teknik açıdan doğru bir cümle olur. Yukarıda A şıkkında ise ilahiyat esluk kelimesinin başını aldık. Özne ile yüklem arasında bir ilgi olmadığını söylemiştik. 64.
Efendim, her zaman müdahale edip soru sorabilirsiniz. Eradet istedi. Ummi annem. Peşinden müevvel mastar geliyor. Müevvel mastar. Yani annem nokta noktayı istedi. En, şimdi en fiil cümlesini mastarlaştırır. Yarifu biliyor. Kullu vahidin herkes, her bir kimse. Ma fit tabakı, tabaktakini. Şimdi fit tabak, şibi cümlesi. Önüne ismi mensup gelince tabaktaki, tabakta olan anlamını verir. Şimdi yarifu kullu vahidin ma fit tabakı, herkes tabaktakini biliyor. Önüne en gelince herkesin tabaktakini bilmesi. Bunu erade-i nesne yaptığımızda annem herkesin tabakta olanı, tabaktakini bilmesini istedi. Bunun başına lev getirdiğimizde annem herkesin tabakta olanı bilmesini isteseydi, evet, şimdi şuraya efendim cevabına L getirebiliriz. Lema şeklinde devam edebiliriz. L'nin kullanımı tercihe bağlı. Olsa da olur, olmasa da olur. Olursa şık olur diyebiliriz. Efendim L'nin cevabı telaffuz edilebiliyorsa L ile başlatılabilir. Burada başlatılmamış. Çıkacağını sağ olsun. Ma olumsuzluk eki. Gattathu. Gatta diye bir şey var. Efendim şuraya şeyi açalım. Aşağıya. Gatta tefil babından örttü, kapattı demek. Nitekim gıtaun kelimesi örtü anlamında kullanılır. Hatta örtüledi. Yani kapattı, üstünü örttü. Vada koydu. Ersele gönderdi. Tabaka pişirdi. Bihâdil varakati bu kağıtla demek. Buradaki doğru şık efendim A şıkkıdır. Diğerlerinde anlam olmaz. Nasıl? Ma tabakat bu bihâdil varakati. Onu bu kağıtla pişirmezdi. Erselahu bihadil varaka onu bu kağıtla göndermezdi. Onu bu kağıtla koymazdı. Gattathu onu bu kağıtla kapatmaz, örtmezdi. Lev eradet ummiyen yarife kullu vahidin ma fi tabaki ma gattathu bihadil varakati. Annem herkesin tabaktakini bilmesini isteseydi onu bu kağıtla kapatmaz, örtmezdi. Lev grubu geçmiş zaman bildirir. %99 diyelim. Burada eradenin nesnesinin müevvel mastar olarak geldiğini belirteyim. Fiil cümlesi olduğu için müevvel mastar yaparken en kullanmışız. 65. Zalle Muhammedun yufekkiru fi müşkületihi ve veznihi nokta pardon. Zalle Muhammedun yufekkiru fi müşkületihi. Zalle gün boyu devam etti demek ya da bir şeyi yapmayı sürdürdü demek. Muhammed sorununu düşünmeyi sürdürdü. Yani sorununu düşünmeye devam etti. Fekkara düşünmek demek olup neyi sorusunun cevabını fiile verir. Seni düşünüyorum. Ufekkiru fiike. Sınavı düşünüyorum. Ufekkiru ilintihan. Ve veznuhu, şimdi ve veznihi deseydim o zaman müşkileye bağlamış olur. Muhammed sorununu ve kilosunu
düşünmeye devam etti anlamını verirdim. Sonra buraya nokta koyardım ama baktım cümle çıkmıyor geri kalanında. O yüzden pardon dedim. Vezdohu yeni bir cümleye başlıyorum. Mübdeda. Ve vezdohu onun kilosu el ene kamsune kilen. Onun kilosu şimdi 50 kilo gram. 50. Yecibu en yekune vezduhu sittine kilen. Yecibu. Lazım bir fiildir. Mevel mastar burada fail olarak gelmiştir. Melimalı diye tercüme edilir yecibu. Yekun vezduhu sittine kilen kilosunun 60 kilo o olması demek. Enle birlikte olduğunda. Kilosunun 60 kilo olması. Şimdi yeci bu melimalı. Ekini getireceğiz. Türkçe uyarsa. Yoksa gerekir deriz. Yani kilosu 60 kilo olmalı. Ya da kilosunun 60 kilo olması gerekiyor. İki şekilde de söyleyebiliriz. Fiil, fail. Burada fiil cümlesi en ile mastarlaştırmıştır. Mastarlaştırılmıştır. Tenevvele Muhammedun Tenevvele Muhammedun Es-sükkeriyyati ve neşeviyyati Neşeviyyat Nişastalılar Sükkeriyyat Şekerliler demek. Tenevvele aldığı nesnesine göre yedi, içti, banyo yaptı ya da bu bir konuyu ele aldı, inceledi anlamına gelir. Tenaveltu şaya ya da tenavelul kahvete kahve içiyorum diyebilirsiniz. Ya da masanın üstünden kitabı al mesela. Tenavel el kitabe minel mektebi. Yani çok kullanılan bir fiil. Tenevvele Muhammedun es-sükkeriyyat ve neşeviyyat. Muhammed şekerler ve nişastalılar yedi. Lakin maalesef fakat maalesef zalle veznuhu hamsine kilen. Kilosu efendim 50 kilo olarak devam etti. Kilosu 50 kilo olmaya devam etti. Zalle gün boyu bir şeyi yapmak için kullanılabilir. Mesela gün boyu çarşıda dolaştı. Zalle Hasenun yemşi fissuki gibi. Efendim bir şeyi yapmayı sürdürdü, devam etti. Anlamında da kullanılır. Kilosu 50 kilo olmaya devam etti. Efendim buradaki zallenin isim cümlesinin önüne geldiğini belirteyim. Yani zalle kendini kardeşlerinden olup isim cümlesini kendisine malzeme olarak kullanır. Peki buradaki cümleye göre yuridu Muhammedun en vez evet. Şimdi Muhammed kilosunun ne olmasını istiyor? Kilosunun yankusa azalmasını, yakille efendim az olmasını, galle yakillu, ya tedile mutedil olmasını, yezide ziyadeleşmesini, artmasını istiyor. Yuridu Muhammedun en yezide veznuhu. Muhammed kilosunun ziyadeleşmesini, artmasını istiyor. Burada nakasa yankusu, naks, eksiltmek, eksilmek, galli yakillu kılletun, az olmak, ya'tedele ya'tedilu, ya'tidel, ılık olmak, ılıman olmak, mutedil olmak, orta, her şeyin ortası, ya'tidel, efendim, düz olmak, düz olmak, zehde yezidu ise artmak ya da arttırmak anlamlarını verir. Bu Muhammed çalışkan bir öğrencidir. Derken bu Muhammed özne. Ve buradaki bu Muhammed derken buradaki bu Muhammed'in sıfatı. Efendim Türkçedeki işaret sıfatları Arapçada yine sıfat tanımlaması ya da bedel grubu olarak tercüme edilebilir. Fakat bedel grubu olarak tercüme edeceğimiz zaman işaret zamirinden sonraki ismin el takılı olması zorunludur.
Muhammed, adı Muhammed. Muhammed'in başına el takısı getiremezsin. Çünkü adını değiştirmiş olursun. Peki, bu bilgiden sonra A. Haza Muhammed dersek bu Muhammed anlamına gelmez. Peki, haza Muhammed ne demek? Haza müpteda Muhammed'un haber olur. Haza Muhammed'un bu Muhammed'dir olur. Bu Muhammed asla diyemezsiniz. Çünkü bu Muhammed diye söylemek istiyorsanız haza'dan sonrakinin el takılı olması lazım. El takılı. Muhammed'in adı da Muhammed. El Muhammed değil. O zaman ne yapıyorsun? Haza'yı Muhammed'e sıfat yapıyorsun. Türkçedeki gibi. Muhammed'un haza gibi. Peki, haza Muhammed'un, bu Muhammed'dir. Huve talibun müştehidun, o çalışkan bir öğrencidir. Buradaki huve mübtedadır. Yani fasıl zamiri değildir. Çünkü fasıl zamiri olsaydı benden önceki mübteda, benden sonraki haber anlamına gelirdi. Ama haza Muhammed mübteda olamıyor. Çünkü bu bir cümle. B. Muhammed el müştehidu, çalışkan Muhammed. Haza de Muhammed'in sıfatı oldu. O zaman şöyle uzatıyorum. Bu çalışkan Muhammed, buradaki haza Muhammed'in sıfatı. Türkçedeki gibi bak, bu Muhammed. Bu çalışkan Muhammed, evet, talibun, bir öğrencidir. Güzel bir cümle efendim, ama cevap bu değil tabii. Muhammedun haza, bu Muhammed talibun müştehidun, çalışkan bir öğrencidir. Doğru şık, doğru. De efendim. Haza talibu, bu öğrenci Muhammed el müştehidu, çalışkan Muhammed'dir. Bu öğrenci mübteda. Muhammedun el müştehidu, çalışkan Muhammed'dir. Bu da haber. Bu öğrenci çalışkan Muhammed'dir. Tamam. 67. Şimdi lene munazzametun ne demek? Munazzamet efendim örgüt, kuruluş anlamına geliyorsa ne demek? Efendim bu şu demek. Hani ilk gün söylemişimdir. Hissaf ve talibun. Efendim bu çok orijinal bir yapı Arapçada ve çok çok kullanılır. Sınıfta bir öğrenci var. Lihasen'in kitabın, Hasan'ın bir kitabı var. Burada ne var? Şimdi cümlesi artı nekra isim. Haber artı nekra mübdeda var. Yani lene munazzametun aynı. O zaman lene munazzametun bizim örgütlerimiz var. Bizim kuruluşlarımız var. Tamam. Bir nekradan sonra gelen cümleler aralarında bağlantı varsa sıfatıdır demiştik. La tesmahu bi telavuzil bi'ati semaha yesmahu semah müsaade etmek, izin vermek demek. Neye? Sorusunun cevabını bi ile verir. Kime? Sorusunun cevabını direkt verir. Dolayısıyla semaha fiilini öğrenmek istiyorsanız bunun kullanımı şu. Semahahu ona müsaade etti, izin verdi. Nesine? Neye müsaade etti? Neyi yapmasına izin verdi? Bihi. Semahahu bihi. Aynı durum edine izin verdi. Edinehu bihi. Ona şunu yapmasına izin verdi. Mesela edine Er-Resulü el-Müslimine bil-Hicreti ile'l-Habeşe. Mesela. Bak kime neyi müsaade etti, izin verdi. Efendim kime sorusunun cevabı direkt geliyor. La tesmahu bi telavuzil biyeti. Burada kime sorusunun cevabı yok. Ama neyi cevabı var bi ile.
La tesmahu bi telavuzi biyeti çevrenin kirlenmesine müsaade etmiyor. Çevrenin kirlenmesine müsaade etmiyor. Şimdi bu ifade munazzama kelimesinin sıfatı. Nekra'dan sonra gelen kendisiyle bağlantılı cümleler. O zaman bizim çevrenin kirlenmesine müsaade etmeyen kuruluşlarımız var. Değil mi? Tamam. Yani şu ifadenin çevirisi bu. Şimdi daha sonra entekune'yi getiriyoruz. Hani kâne isim cümlesinin önüne gelirdi ya. Evet. Burada enle bu ifade mevel mastar entekune olması demek. Yecibu da melimalı gerekir. Yani bizim çevrenin kirliliğine müsaade etmeyen kuruluşlarımız olmalı. Kuruluşlarımızın olması gerekir. Bu cümlenin çevirisi bu. Fiil ve failden oluşuyor. Ve hâde bu mâ yecibu ameluhu. Buradaki amel yapmak demek. Amile ya'melu amel. Çalışmak yapmak demek. Bakınız bu yecibu fiilinin, bak burada da yecibu faili. Buradaki amel mastar olarak gelmiş. Açık mastar. Ama buradaki yecibunun faili mevvel mastar olarak gelmiş. Evet. Yecibu ameluhu yapmak gerekir. Ma yecibu ameluhu yapılması gereken demek. Buradaki ma isim mevzuldür. Tamam. O zaman hâzâ mübdedâ bu ma yecibu ameluhu yapılması gereken şeydir. Yapılması gerekendir. Türkçe'de biz gereken dediğimizde hafif bir eksiklik hissediyoruz. O zaman şeyi ekleyebilirsin. Kuruluşlarımızın çevre kirliliğini önlemek için her şeyi yapması gerekir. Mesela bu cümleyi ben şöyle tercüme edebilirim. Ne? Kuruluşlarımızın çevre kirliliğini önlemek için her şeyi yapması gerekir. Gerekir, yecibu. Ne gerekiyor? Kuruluşlarımız çevre kirliliğini önlemek için her şeyi yapıyor. Önce yapıyor, böyle bir cümle kuruyoruz. Önüne de en getiriyoruz. O zaman en kamele munazzamet bu ne? Kulle şeyin liyaki ya da li yakı korumak demek. Li yemna bu da engel olmak demek. Li yemna televuzel biyeti. Yecüben ta'amele munazzamatuna kulle şeyin affedersin li temna televuzel biyeti. Anın cevabı. Arapçası böyle olur. Bizim de çevre kirliliğiyle mücadele eden kuruluşlarımız olmalıydı. Yapılacak şey budur. Şimdi olmalıydı. Şimdi burada olmalı demiştik biz. Peki olmalıydı nasıl ifade edilir? Bunun başına kâne getirirseniz olmalıydı anlamı elde edilir. Peki bakınız B ile D'ye bakalım. Çevrenin kirlenmesine müsaade etmeyen kuruluşlarımız olmalı. Şurada bizim ifadesini ekleyin ya da eklemeyin. Kuruluşlarımız yani bizim kuruluşlarımız demek. Hani kitabım ile benim kitabım aynı şey. Onu demek istiyorum. B ile D aynı gibi. Ve bu yapılması gereken şeydir. Burada yapılacak şey budur demiş. Bir olmalıydı geçmiş zaman. Bir de yapılacak şey budur. Yapılacak şey özne budur yüklem. O zaman ma yecibu ameluhu virgül hâze. Yani şu ma yecibu ameluhu mübdeda hâze haber yapabilirsiniz. B'nin çevresinde. Yani yok.
Şimdi şıklar birbirine benzediğinde aralarında küçük farklılıklar olabilir. Efendim, onu dikkat almak gerekiyor. C şıkkı, bize çevre kirliliğine izin vermeyecek kuruluşlar kurman gerekir. Bize kurman gerekir. Bak, kuruluşlar kuracaksın. Sen kuracaksın. Kurmak fiili var burada. Kevvene yükevvünü tekvin. Yani kurman gerekir. Yecivu en tükevvüne. Senin kurman gerekir. Kurmalısın. Munazzamatin. Munazzamatin. Kuruluşlar kurmalısın. Yecib en tükevvüne munazzamatin. La tesmahu bi telavvuzil bi'ati. Şimdi şuraya munazzamet kelimesinden sonra efendim lene'yi eklersek yecib en tükevvüne munazzamatin lene la tesmahu bi telavvuzil bi'ati. Bu cümleyi tercüme etmiş oluruz. Bu senin yapman gereken şeydir. Bu ma yecibu aleyke fi'luhu ya da ameluhu. Bu senin yapman gereken şey. Altmış sekiz. Kişi bu çeviri cümlesi değilmiş, tamam. Ama cümleyi anlamam lazım. Kişi öğle namazını kıldıysa. Kişi öğle namazını kıldı. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemiş olabilir? Öğle namazını kılmış. A. Sallaytu es-salavatil hamse illa salate'z-zuhri. Beş vakit namazı kıldım. Öğle namazı hariç. Öğle namazını kılmamış. Bu cümle doğru. Yani kuruluş açısından. Ama öğle namazını kılan kişi böyle bir cümleyi kurmaz. Efendim. B şıkkına bakıyoruz. Sallaytu zuhra. Öğleni kıldım. La el asra. İkindini değil. Öğleni kılmış. Tamam, ikindini değil. Bunu söyleyebilir. C şıkkı. Lemme usalli zuhra ba'du. Buradaki ba'du olmasa da olur. Efendim, çünkü lemma artı meczu muzari fiil henüz, daha, hala anlamını verir. Lemme usalli zuhra öğleni henüz kılmadım. Öğleni daha kılmadım demektir. Lemma değil de burada lem gelseydi buraya ba'du ifadesini eklememiz uygun düşerdi. Lem usalli zuhra ba'du. Öğleni henüz kılmadım. Yani olumsuz cümlede ba'du henüz anlamını verir. De. Sallaytul asra. İkindini kıldım. La ezuhra. Öğleni değil. Buradaki la, B ve D'dekiler efendim atıf harfi olan la'dır. Hani vav, fe, zümme, ev, em, lakin, bel, la, hatta. Bunlar atıf harfleridir arkadaşlar. Şuradaki illa istisna edatıdır. Peki. Bu cümlelerin hepsinin doğru olduğunu belirtmiş olayım. Önemli olan sadece doğru cevabı bulmak değil, bu cümleler nasıl tercüme ediliyor, nasıl kuruluyor, bunu bilmek. 69. Efendim, bu cümleyi anlamlandırmadan önce nasıl kurulmuş? Et-tevletu. Şimdi mouse çalışmıyor. Bazen. Et-tevletu ve sükkânuha. Devlet ve halkı. Sakin, oturan demek. Sukkiyen çoğulu. Devlet ve oturanları demeyiz. Devlet ve efendim ahalisi, halkı, devlet ve halkı yehtemmune bin nezafeti. Temizliğe önem veriyor.
Böyle bir cümle kurmuşuz. Kâhne getirmişiz başına. Devlet ve halkı temizliğe önem veriyordu. Fakat bu cümlenin de başına ideye getirince artık geçmiş zaman bildiren bu yapı geçmemiş zaman ifade ediyor. Hani lev grubu geçmiş zaman, lev grubu dışındakiler geçmemiş zaman ifade eder şart cümlelerinde. Mazi gelse dahi. Efendim, ide dığında demek, ınca diye de tercüme edilebilir. Devlet ve halkı temizliğe önem verdiğinde verirse ya da verdiğinde cevabına bakıyoruz. Bakınız, normal bir fiil cümlesi olmadığı için başına F geliyor. Defalarca söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. O devletin temizliğe önem vermiyorsa efendim, o devlet nasıl bir devlettir? Devlet ve halkı temizliğe önem veriyorsa, devlet ve halkı temizliğe önem veriyordu. Devlet ve halkı temizliğe önem verdiğinde o devletun mütehaddiratun. Mütehaddiratun medeni demek. Medeni bir devlettir. Mütehaddiratun gecikmiş. Mütehallifetun geri kalmış. Meşhuratun ünlü, meşhur demektir. İhtemme, önem vermek, ilgilenmek, neye sorusunun cevabını efendim bi ile verir. 70. Ellefe kitaben. Ellefe yuellifu te'lif. Efendim te'lif eser derler. Ellefe oluşturdu demek. Kitapla birlikte kullanılırsa yazdı anlamına verir. Ellefe kitaben. Ba'de en derese fi kulliyetil ilahiyye. Normalde bakınız. İlahiyat fakültesinde okudu cümlesi. Derese fi kulliyetil ilahiyye. En ile mastarlaşıyor. Daha sonra da bu mevvel mastar ba'deden sonra muzafın ileyhi örnek geliyor. İlahiyat fakültesinde okuduktan sonra ilahiyat fakültesini okumasından sonra bir kitap yazdı. Altı çizili kelime ellefe, bunun eş anlamlısı, yani buraya vada'yı koyduğumuzda efendim aynı anlamı elde edebiliyoruz. Şimdi enzele indirdi demek. Enzele kitaben bir kitap indirdi. Ahdara getirdi demek. Ahdara kitaben bir kitap getirdi. Tekevvene oluştu demek. Direkt nesne almaz. Tekevvene olsaydı oluşturdu. Ama bu tekevvene oluştu demek. Buraya koyamayız. Tekevvene kitabun diyebiliriz. Bir kitap oluştu. Efendim yazdı anlamına gelmez. Ellefe anlamında değil. Ama vada'a birlikte kullandığı nesneye göre çeşitli anlamlar kazanır. Vada'a normalde koydu demek. Yukarıdan aşağıya doğru bir şeyi koymak, indirmek. Vada'a kitaben, kitapla kullandığımızda bir kitap yazdı demek. Efendim, vada'a kanunen, kanun koydu demek. Vada'a mesela tavuk için bahsedelim. Vada'at beydaten, yumurta koydu. Yumurtladı demek. Peki bir kadın için kullanalım. Vada'at veleden, vada'at veleden doğurdu demek. Doğurdu. Efendim bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Peki vada'a hadisen diyelim. Vada'a hadisen. Bunu çok duymuşsunuzdur. Söz uydurdu. Hadis uydurdu. Anlamına geliyor. Vada'a. 71. Aşağıdakilerden hangisi internetin eşşebeke el-alemiyye, uluslararası ağ ya da internet
demek faydalarından biri değildir. Şimdi internetin faydalarıyla ilgili veya internetle ilgili bir metinden efendim bazı cümleler kurulmuş. Biraz onu bilmek lazım ama o metni okumadan da internetin faydalarından olmayanı bulmak mümkün. Bakalım, önemli olan cümleyi anlayınız. A şıkkı. Yaktı et-talibu vakten etvale emamel hasubi mimme yaktıyha emametil fazi. Öğrenci bilgisayarın önünde TV'nin önünde geçirdiğinden daha uzun vakit geçirir. Vakten atvale min. Min ma. Min ma diye idgam edilir. Atval min ma. Evet. Şimdi yaktıyha emametil fez onu TV'nin önünde geçiriyor. Ma yaktıyha emametil fezi TV'nin önünde geçirdiği. Min ma yaktıyha emametil fez. Atvale min ma yaktıyha emametil fez. Bakınız bu cümleyi dahi kaç defa tekrarlıyorum. Aynısını sizin de yapmanız gerekiyor. Yaktı talibu vakten etvale emanel hasub. Mimme yaktıyha emamet tibbez. Burada mimmalı ifade, hani ef'alü min kalıbı var ya, etvale min, ecmele min. Öğrenci bilgisayarın önünde, evinin önünde geçirdiğinden daha uzun vakit geçirir. Efendim, peki bu faydalarından biri mi? Yani bu bir fayda mı? Bilemiyorum. B şıkkına bakalım. Hiye o şebeke el alemiyye, yani uluslararası, yani internet. Terbitu meleyyin el havasibi an tariqil hatifi. O telefon yoluyla milyonlarca bilgisayarı bağlar. Birbirine bağlar. Rabata yarbitu bağlamak demek. C. Ente testati'ul husul alel ma'lumati leti turiduha ve ente fi beytike. Ente fi beytike, sen evindesin demek. Bakınız, önüne vav getirilmiş. Bir isim cümlesini hal ögesine dönüştürmek önüne vav getirmek kadar kolay. Ente, sen, husul ala, elde etmek demek. Turidu cümle önüne ellediği gelmiş. Bakınız, sıfat fiile dönüştürmüş. Daha sonra da el malumat kelimesine de sıfat yapılmış. Sen evde oturduğun halde istediğin malumatı elde edebilirsin. Sen istediğin malumatı evde oturarak elde edebilirsin. Sen istediğin malumatı evinde oturarak elde edebilirsin. Buradaki ve ente fi beytike ifadesi hal ögesidir. İstediğin malumat. El malumat elleti turiduha. Buradaki he zamirinin efendim ismi mevsulün konulma sebebidir. O yüzden elleti ve he, bak birbiriyle ne kadar uyumlu. Hani diyordum ya, buraya getireceğiniz ismi mevsulü efendim belirleyen şey önündeki ya da sonrasındaki sözcük değil. Elleti'den sonra kastedilene dair, kendisiyle ne kastedilecek, ona dair bir zamir olur. İşte buradaki he zamiri. Özellikle sınavlarda eğer cümleyi anlıyorsanız ya da anlayamıyorsanız hiç önemli değil. Önündeki ve sondaki sözcüğe değil. İşte bu zamiri bulmaya çalışın. Efendim. Anlayan zaten bilen bilir. T şıkkı. Estatiyu en eb'ase resaili ile eyyi mekâni fil âlemi. Mektuplarımı dünyadaki herhangi bir yere göndermem mümkün. Mektuplarımı dünyadaki herhangi bir yere gönderebilirim. Bu bir faydadır. Evinde olduğun halde, yani evinde oturarak, burada oturmak yok da, evinde oturarak istediğin
malumatı elde edebilirsin. Güzel. Efendim, milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlıyor. Bence bu da faydadır yani. Ama öğrencinin TV'nin önünde oturduğundan daha fazla oturması yani bir fayda olmasa gerek. Yani bu bir zarar olmalı. Tabii önceden 6-7 saat mesela. Şimdi bir de TV'yi önceden yanımızda taşıyamıyorduk. Fakat şimdi her şeyi yanımızda taşıyoruz. TV de dahil. 72. Aşağıdakilerden hangisi globalleşmenin avlemetun alem dünya demek ya. İşte bu yeni bir kelime türetmişler, vav getirmişler. Avlemetun efendim globalleşme. Olumsuz yönlerinden biri değildir. Yani avlemenin olumsuz yönleri var, olumlu yönleri var. Burada biz olumlu yönlerde bulacağız. Efendim, olumsuz yönlerinden biri değildir. Peki bakalım. Ha. Et-tuvelul ganiyyetu zengin ülkeler setafridu lugatiha ve sekafatiha alet-tuvelil fakirati. Niye lugat kelimesinin sekafet kelimesinin önünde harfi cer yok, muzaf yok, niye kesir oladım? Çünkü ad ekli çoğul isimler fetha almazlar. Hiçbir zaman. O yüzden fetha yerine kesir alıyorum. Zengin devletler dil ve kültürlerini fakir devletlere empoze eder. Yani efendim zorunlu kılar. Empoze etmek uygun. Mesela bu efendim olumlu yönlerinden olumsuz yönlerinden biri değildir. Yani olumlu yönlerinden biri midir? Bilmiyorum. Bakalım. Bazıları bunu olumlu kabul edebilir. Mesela yıllar önce bir yerde otururken keşke Amerika bizi sömürse. En azından Amerika'ya gidebilirdik, Amerika'nın vatandaşı olabilirdik ya da bunun gibi bir şeyler efendim söylüyordu. Neyse konumuz o değil. B. El-avlemetu setüeddi ila heymenetü devletil ganiyyeti alettüvelil fakireti. Burada heymene mastardır. Efendim hakim olmak, egemen olmak demektir. Ala ile kullanılır. Kime egemen olmak, kime hakim olmak ala ile kullanılır. Ette yüeddi ile kullanıldığında yol açmak, sağlamak, sebep olmak demek. Globalleşme zengin devletin fakir devlete egemen olmasına yol açar. Efendim, yani bu olumlu mu, olumsuz mu? Bence olumsuz. Efendim, bu da olumsuz bir durum. C. El-avlemetu setüeddi ile ifsad-ı iktisad-ı mahalli ve kadayı alel hüviyeti sekafiyeti mahalliyeti. Burada kaza ala ile kullanıldığında ortadan kaldırmak, yok etmek demek. Yani el kaza alel hüviyeti sekafiyeti mahalliyeti mahalli kültürel kimliği yok etmek. İfsad bozmak demek. Mahalli ekonomiyi bozmak. Globalleşme, mahalli, yerel ekonominin bozulmasına ve yerel kültür kimliğinin, kültürel kimliğinin yok edilmesine sebebiyet verir, yol açar ya da sağlar diyebiliriz ama biz genelde olumsuz durumlarda yol açar deriz. İleyine kullandığında ette ile. Bu da olumsuz bir şey. Peki. D şıkkına bakalım. Setüeddil avlemetu ile tenmiyeti cemi'i tüveli. Hasaten ettüvelel fakirete. Globalleşme tüm ülkelerin
Özellikle de fakir ülkelerin gelişmesini sağlar. Gelişmesine neden olur, gelişmesine yol açar. Nemme yünemmi tenmiyetun. Geliştirmek, kalkındırmak demektir. Mesela eğer globalleşmenin böyle bir faydası varsa bu olumlu bir faydadır. Yani olumsuz yönlerinden biri değildir. Değil mi arkadaşlar? Peki, devam ediyorum. 73. Genç kız Özne annesinin kendisinden yapmasını istemediklerini yaptı. Özne geri kalan da yüklem öbeği. Buradaki yüklem asıl eleman yaptı. Neyi? Sorusu istemediklerini yaptı. Peki annesinin kendisinden yapmasını istemedikleri. Şimdi annesi şurada şey var. Annesi kendisinden efendim yapmasını istemedikler. Evet. İstemediklerini. Şimdi annesi kendisinden yapmasını istemiyor diye bir cümle kurabilmemiz lazım Türkçe'de. Annesi kendisinden yapmasını istemiyor. Neyi? Şunu, bunu, onu. Peki. Bunları sıfat fiile nasıl dönüştürürüz? Annesinin kendisinden yapmasını istemediği deriz. İstemediği. Peki bir de çoğul yapalım. İstemedikleri. İstemedikleri. Peki bunu nesneye dönüştürelim. İstemediklerini. Peki genç kız yaptı. Aradaki nesnedir. O yüzden Türkçe cümleyi kuruluşunu ben şuna benzetiyorum. Aydın tarafından bir dondurmacı şöyle diyordu. Anam yapıyor, ben satıyorum. İçine sevgimi katıyorum. Anam yapıyor, anam yapıyor, ben satıyorum. İçine sevgimi katıyorum. Ben de diyorum ki önce özne gelir, sonra yüklem gelir. Arasına nesneler sıkıştırılır. Yani özne, nesne, yüklem. Yani genç kız yaptı. Neyi? İşte annesinin kendisinden yapmasını istemediklerini. Burada annesinin kendisinden yapmasını istemediklerini ifadesinin cümleden efendim sıfat ile dönüştürülmüş bir yapı olduğunu bilebilirsek Arapçası çok kolay. Efendim. Genç kız. Ah, lem yamel. Yapmadı. Burada yaptı diyor bak. Lem yamel. Yapmadı. El fete delikanlı. Bu erkek. Erkek şey delikanlı yapmadı. Ma talebe minhu ummuhe fi'lehu. Hareketlerine çok dikkat edin. Ummuha talebenin öznesi fiil ile fail arasına yabancı bir öge girerse fiili müzekker çekimleyebiliriz. Fiil ile müennes fail arasına efendim yabancı bir öge girerse fiili müennes de yapabiliriz müzekkerde. Fi'lehu ifadesi ise buradaki talebenin mef'ulü. Ummuha faili. Buradaki ma ismi mef'ul. Yani talebe minhu ummuha annesi ondan istedi. Fi'lehu onu yapmasını. Peki onunla ma'yı getirdiğimizde ma talebe minhu ummuha fi'lehu annesinin kendisinden yapmasını istedikleri demek. Peki bu cümlenin anlamı neymiş? Delikanlı annesinin kendisinden yapmasını istediklerini yapmadı. Ne kadar güzel bir cümle. Peki B'ye bakıyoruz. Ma amilet el fetâtu. Genç kız yapmadı. Ma talebet ummuhe minhe fi'lehu. Evet, burada dikkat edin. Ummuhe minhu'dan sonra gelmiş ama bu cümlede önce gelmiş. Ögeler yer değiştirebilir Arapçada. Fiilin tüm tamamlayıcı ögeleri fiilden sonra da gelebilir, önce de gelebilir. Sadece özneyi fiilden sonra getireceğiz.
Özne fiilin dibinde de olabilir, arkalarında da olabilir. Ama ön ne anlıyoruz? Peki talebet ummuha minha fialehu ne demek? Annesi ondan, yani kendisinden yapmasını istedi demek. Ma getirdiğimizde annesinin kendisinden yapmasını istediği oluyor. Tercüme edelim. Genç kız annesinin kendisinden yapmasını istediklerini yapmadı. Erkek, genç erkek delikanlı gibi. O da genelde çocuklar öyle yapar. Yapmaz yani. Peki C'ye bakalım. Amilet el fetâtu. Genç kız yaptı. Ma ismi mevsul. Buradaki ma'ların hepsi ismi mevsul. Lem tatlub ummuha. Anneleri istemedi. Minha ondan fi'lehu yapmasını. Önüne ma'yı getirdiğimizde genç kız annesinin kendisinden istemediklerini yaptı. Genç kız annesinin kendisinden yapmasını istemediklerini yaptı. Yapmasını istemediğini yaptı. İstemediğini de diyebiliriz biz Arapçada. İstemediklerini de diyebiliriz Arapçada. Yani ma hem tekil için hem çoğul için. Hem müzekker hem müennes için kullanılır. Peki. D şıkkına bakalım. Lem takunu bir kenara bırakalım arkadaşlar. El fetetu genç kız tamelu. Genç kız çalışıyor. Eğer nesne alırsa bu o zaman yapıyor anlamına gelir. Mesela e'amelu fil camiati. Üniversitede çalışıyorum. Nesne almaz. Ama e'amelu vacibi ödevimi yapıyorum. Nesne alır. El fetetu tamelu. Genç kız yapıyor. Ma tatlubu ummuha. Ma tatlubu ummuha minha fi'alehu. Annesi kendisinden yapmasını istiyor. Ma gelince başına annesinin kendisinden yapmasını istediklerini tamelu yapıyor. Yapıyor. Şimdi okuyalım. El fetetu tamelu ma tatlubu ummuha minha fi'alehu. Genç kız annesinin kendisinden yapmasını istediklerini yapıyor. Peki. Şimdi bunun başına kâne getirelim. O zaman yapıyordu, yapardı deriz. Peki. Ma kâne getirecek olursak o zaman yapmıyordu, yapmazdı. Ma kâne lem tekun birbirinin dengidir. Lem tekunul fetetu ta'melu ma tatlubu ummuha minha fi'alehu cümlesinin anlamı genç kız annesinin kendisinden yapmasını istediklerini yapmazdı, yapmıyordu. Burada hani kâneyi olumsuz yapmışız ya, kâneyi olumsuz yapmayıp olumlu yapıp mesela kâne la ta'melu diyerek de aynı anlamı verebilirdik. Efendim ve'a ya'i ve'a vav heyl ye ve'a ya'i kavramak anlamak demek. Elka yulki atmak demek. Ve'ka yeki vigayetun korumak demek. Ve qine azabennar var ya oradaki ki koru. Yermi atıyor demek. Atıyor demek. Peki Allah ibadehul muttakine. Evet. Muttakin burada ibadet kelimesinin sıfatı. Sonra yamelune salihati salih ameller işliyorlar. Cümlesinin önüne ellezine gelmiş. Bakınız şuradaki vav. Hani dedi ki isim mevsulden sonraki cümlede zamir olur. Ve o zamire göre ben neyi kastettiğimi belirlerim. Ben demek ki şu vav'dan bahsediyorum. O yüzden de ellezine geldi. Efendim şimdi bu yapı
İbâd kelimesine ikinci sıfat. Yani muttaki kullar. Peki diğer sıfatı neymiş bu kulların? Salih amel işleyen. Evet. Şimdi Allah özne, geri kalan şu ifade, şurası nesne. Allah salih amel işleyen muttaki kullarını, evet, özne, nesne, azaben nari, cehennem azabı. Mesela şimdi burada yermi atar, yulgıyı atar, ye'i kavrar, bilincinde olur, yakıyı korur. Tabii ki korur. Vaka yakıyı. Zaten Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina min azabin nar. Ya da qina min size azabin nar diyebiliriz. Burada da minsiz kullanılmış. Min azabin nar denilebilirdi. O zaman ve yudhiluhumul cennete. Edhale sokmak, girdirmek demek. Cennetine, cennete sokar. Cennete girdirir. Okuyup anlamlandıralım. Yekî fiil, Allah fail. İbâdehu ile başlayan, es-saliyata ile biten ifade. Birinci nesne öbeği. Azeben nar, ikinci nesne öbeği. Yani demek ki vaka, yekî fiil çift nesne alabilir. Tabii bu ikinci neslinin başına min de getirebiliriz. Efendim. Ve yudhilihumul cennete. Onları cennete sokar. Mesela efendim, evet. Burada yaki. Yakillahu ibadahu muttaqinen lezine ya'melune salihat azaben nari. Ve yudhilihumul cennete. Cümlesinin anlamı Allah salih amel işleyen muttaki kullarını cehennem azabından korur ve onları cennete sokar. 75. Cümlelerini okuyalım. Bu üç cümleden türetilen aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Yani bu üç cümleyi anlayalım. Hâzihi bu kıssatun cedîdetun. Yeni bir öykü. El kıssatu öykü ellefe Halid'un. Onu Halid yazdı. Burada biz Halid öyküyü Halit yazdı diye tercüme ederiz. Öykü, onu Halit yazdı, genelde demeyiz. Öyküyü Halit yazdı. Tamam. Halidun ellefel kıssate. Halit öyküyü yazdı. Tamam. Bu üç cümleyi, üç cümleden türetilen aşağıdaki cümlelere bakalım. A. Hâzihi, bu hiyel kıssatul cedîdetul letî ellefehe Halidun. Onu Halid yazdı. Elletî ile birlikte, bakın şuradaki he zamirine, elletî. Halid'in yazdığı el kıssatul cedîdeye de sıfat oluyor. Bu Halid'in yazdığı yeni öyküdür. Bu Halid'in yazdığı yeni öyküdür. Yeni bir öykü. Onu Halit yazmış. Tamam. Bu cümle doğru. B'ye bakalım. Hâde bu. Bu ve Halidun lezî ellefet hu hâzil kıssatul cedîdetu. Ben niye böyle ellefet hu dedim? Çünkü hâzil kıssatul cedîdetu müennes ellefet, ona göre müennes çekimlemiş. Peki ben buraya niye ellediği getirdim? Şuradaki hu zamiri bunu açıklar. Efendim, çünkü Halid kelimesine sıfat yapacağım. Bak bu cümleyi Halid kelimesine sıfat yapacağım. Halid marif olunca cümleyi de marife yapmak için ismi mesul getiriyorum. İsmi mesul getirirken cümlenin içerisinde kastedilene dair bir zamir bulunduruyorum. Bu yeni öykünün yazdığı Halit'tir. Tersinden tutmuş.
Bu yeni öykünün yazdığı Halit'tir. Demek ki öyküler Halit yazıyor. Her neyse. Cümle teknik açıdan doğrudur. Ama bu yeni öykü Halit'i yazmamış. Aksine Halit bu öyküyü yazmış. Demek ki bu yanlış. C'ye bakalım. Halidun, Halit, huvellezî ellefe hâzîl kıssatil cedîdede. Bu öyküyü yazdı. Ellezî gelince başına yazan. Halit bu öyküyü yazandır. Halit bu yeni öyküyü yazandır. Evet. Bu cümlenin içerisinde şuradaki üç tane bilgi de var. Ve bu bilgi o yukarıdaki üç bilgiye aykırı değil. De. El kıssatü letî ellefeha Halidun. Evet. Cümlenin anlamı mübteda. Halid'in yazdığı öykü yenidir. Halid'in yazdığı öykü yenidir. 76. Mâze tekûlü lirracülün lezî aslaha seyyâretekel müteattilete. Müteattile efendim bozuk, bozulmuş, atıl hale gelmiş demek. Aslaha arayı bulmak, düzeltmek, araba söz konusu olduğunda tamir etmek demektir. Aslaha seyyâretekel müteattilete, bozuk arabanı tamir etti. Elleziyle tamir eden diyoruz ve adama da sıfat yapıyoruz. Yani bozuk arabanı tamir eden adama ne dersin? Ne dersin? Şefaekallah. Geçmiş olsun. Yani Allah sana şifa versin. Ve selimet yedeyke, ellerin selamette olsun. Yani eline sağlık. Eline sağlık. C. Ma kuntu etevakkavu minke hâde tasarrufe. Tevakka, etevakkavu, tevakku, ummak, beklentisinde olmak demek. Ma kuntu etevakkavu minke hâde tasarrufe. Senden bu davranışı ummuyor, beklemiyordum. D. Limâde aslahte seyyâreti el müteattilete, bozuk arabamı niye tamir ettin? Evet. 77. Mâze tekûlü li sadîkikellezî âdemine seferi. Âdemine sefer yolculuktan döndü. Yolculuktan dönen arkadaşına ne dersin? Bakınız gâle dedi. Kime? Sorusunun cevabını li ile kullanıyor. O yüzden kul li, bana de. Kul li. Eyne kunte. Bana neredeydin de. Bana nerede olduğunu söyle gibi. Peki yolculuktan dönen arkadaşına ne dersin? Mete te'udu ve mete tüsefiru. Ne zaman dönüyor ve ne zaman yolculuğa çıkıyorsun? Değişikli. Rahleten saideten. Yolun açık olsun. Mutlu yolculuklar. C. Limâze reca'te mübekkiran. Limâze reca'te mübekkiran. Niçin erken döndün? D şıkkı. Elhamdülillahi aleselâmeti. Elhamdülillahi aleselâmeti. Şükür sağ salim kavuşturana. Biz çoğu kere böyle deriz. Evet. Selametten dolayı Allah'a hamdolsun. Selametten dolayı. Yani sağ salim geldin ya. Evet. Elhamdülillahi aleyhisselam. Şükür sağ salim kavuşturana şeklinde tercüme edebiliriz. Efendim Araplar yolculuktan sonra yolculuk bitiminde hem kendileri söyleyebilir hem karşılayanlar söyleyebilir. Elhamdülillahi aleyhisselam. Şükür sağ salim indik. Sen kendin söylersen bu anlama gelir. Karşıdaki söylerse şükür sağ salim kavuşturana gibi. 78. Deâke sadîkuke lintenâvülel işâi. Evet. İşâ diye okunmaz. Doğru. Aşâ.
Efendim, Ayşe yapsı demek. Ayşe akşam yemeği demek. O yüzden mütenevvülül aşe'yi nâhu. Dea davet etmek, çağırmak, seslenmek, dua etmek anlamlarını verir. Arkadaşın seni kendisiyle birlikte akşam yemeği yemeye davet etti, çağırdı. Dea ke sadîguke mütenevvülül aşe'yi nâhu. Tenavul arkadaşlar. Bu tenavul mastardır. Tenavule, ye tenavulu tenavul. Turidu en ta'tezira lehu. Ona özür beyan etmeyi istiyorsun. Ona özür dilemek istiyorsun. Lienne valideke maridun. Çünkü baban hasta. Ve yecibu en tezhebe ma'ahu ile tabibi. Ve onunla beraber doktora gitmen gerekiyor. Doktora gitmelisin. Mâzâ tekûlû lehu? Ona ne dersin? A. Âsifun, âsifun ya sadîbî. Arkadaşım, üzgünüm. Burada ene âsifun fakat özneyi düşürebiliyoruz. Efendim, sadece âsif üzgünüm anlamına gelir. Bir bayan söylüyorsa âsife der. Âsifun, Esifetim. Esif ya sadiyeti. Üzgünüm arkadaşım. Ene maridun cidden. Ben çok hastayım. Evet. Peki. Ve fi eyyi saatin yecibu en ahdura indekum. Fi eyyi saatin yecibu en ahdura indekum. Hadara yahduru hudur. Katılmak, gelmek demek. Hangi saatte yanınızda olmalıyım? Olmam gerekiyor. Hangi saatte yanınızda olmam gerekiyor? C şıkkı. Esif ya sadiqi. Üzgünüm arkadaşım. Aleyye en ekune ma'a validi. Babamın yanında olmam gerekiyor. Şimdi burada yecibu aleyye var. Fakat sık kullanımdan dolayı yecibu düşmüş. Aleyye en ekune ma'a validi. Babamla birlikte olmam gerekiyor. Şükran ya sadiyeti. Teşekkür ederim arkadaşım. Evet, ona teşekkür ederim. Arkadaşım mı dersin? Efendim, burada babamın yanında olmam lazım. İde eratte en tes'ele sadiqake an mekâne salâtihi lil cuma'ati fe mâze tekûlû? İde eratte. İde cümlenin önüne mazili de olur, muzarili de olur. Cümlenin önüne gelir. Efendim zarflaştırır ve aynı zamanda şart anlamı da verir. O yüzden burada mazi anlam söz konusu değil. Bitmemiş eylem söz konusu. İde eratte en tesele sadikake an mekâni salâtihi min cumaati. Cumayı kılma yeri. Evet. Salat namaz kılmak demek. Cuma burada salat namaz kılmak demek ya mastar. Şuradaki cuma da bu namaz kılmanın nesnesi. Diyeceksiniz ki ama niye gelmiş? Normalde namaz kılmak nesnesini direkt alır. Hatırlarsanız emin hatırlıyordum. Nesnesini direkt alan fiillerin mastar ve ismi faili nesnesini direkt alabilir, lam ile de alabilir. Yani burada lam ile almış. El cumuate de diyebilirdik. Nisiz. Lil cumuati demişiz. O da caiz. Arkadaşına cuma namazını kılma yerini sormak istediğinde ne dersin? Cuma namazını kılma yerini sormak istediğinde. Bakınız burada se'ele sordu. Kime sorusunun cevabını direkt verir. Ama neyi sorduk? An ile. An ile ifade edilir. An mekâni salâti. Efendim. Metâ salleyte cumaate? Cumayı ne zaman kıldın? Eyne salleyte cumaate?
Cuma'yı nerede kıldın? Hel salleyte cumaate? Cuma'yı kıldın mı? Limede salleyte cumaate? Cuma'yı niçin kıldın? Evet. Burada kılıp kılmadığı soruluyor C şıkkında. Oysa A şıkkında zaman, D şıkkında ise niçin, sebep soruluyor. Oysa burada ne diyoruz? Cuma namazını kılma yeri. Evet. Eyle. 80. Bir diyalog var. Merartu bi medresetike el yevme feme vecettuke fiha. Merra bi, uğramak demek. Merartu bi medresetike el yevme. Bugün okuluna uğradım. Fema vecettuke fiha. Seni orada, içinde, yani okulda bulmadım. Biz bulamadım deriz. Bulamadım. Oğul diyor ki ente alel hakkı ya da ente ala hak ya ebi. Baba, haklısın. Sen hak üzeresin. Yani haklısın. Şerektu fil munazzametil hayriyeti li ecili da'mi tullabil fukarai. Da'm, desteklemek demek. Li'ecli, bu ifadeyi içinden dolayı, yüzünden anlamına geldiğini bir öge var, oradan biliyorsunuz. Nefhul li'eclihi. Nefhul li'eclihi, niçin sorusunun cevabı olarak gelir. Nefhul li'eclihi, nefhul lehu, nefhul min eclihi. Üçü de niçin sorusunun cevabı olan ögedir. Şareke, katılmak demek. Neye sorusunun cevabını fiile verir. Şerektu fi seferi, yolculuğa katıldım. Şerektu fi içtimai, toplantıya katıldım. Şerektu fi munazzametil hayriyeti. Evet. Fakir öğrencileri desteklemek için hayır kuruluşuna katıldım. Haklısın baba. Fakir öğrencileri desteklemek için hayır kurumuna katıldım. Bunu şu şekilde de tercüme edebilirsiniz. Fakir öğrencileri destekleme hayır kurumu ya da örgütü. Fakir öğrencileri destekleme hayır kurumu, hayır örgütü. Ne katıldım? Yani bu şekilde tercüme edilebilir. Baba bir şeyler söylüyor. O da diyor ki: "İtâbuki aleyye fi hâzihi'l-mesâil'l memduhati" Leyse bis savabi. Altını çizdiğim itabu ki aleyye fi hadi mesail memduhati mübteda, geri kalan da haber. İtab yermek demek. İtabu ki aleyye fi hadi mesail memduhati beni efendim bu gibi övülen konularda yermen, beni bu gibi övülen konularda yermen doğru değil. Neyse bir sava. Doğru değil. Demek ki burada babası geriyor. Olumsuz bir şey söylüyor. Maşallah. Ene mesrurun min hadel haberi. Efendim bu habere sevindim. Maşallah bu habere sevindim. Ve takdi kulle evgatikel gayyimeti fi mumarasetin neşatatir riyadiyeti ve la tehtemmu bi durusike. Tüm değerli vaktini spor faaliyetleri yaparak geçiriyorsun ve la tehtemmu bi durusike. Derslerine önem vermiyorsun. Derslerine ilgilenmiyorsun. Kadağa yap deyip nesnesini direkt aldığında geçirmek anlamını verir. Ama ala ile kullanırsanız ortadan kaldırmak anlamını verecektir. Tüm değerli. Kayyim, kayyim değerli demek. Kayyimetun, kayyim. Niye kayyime müennes yapıldı? Çünkü evkat kelimesi tekil müennes. Riyadiye, neşadat kelimesinin efendim sıfatı. Bak akılsız çoğul isimleri tekil müennes kabul edilir. C. El ameliyetu tedrisiyetu ve talimiyetu
Leyset sehleten kema tezunnu. Ve ene la uhibbu hazihi ameliyete. Ameliyye, operasyon, efendim, faaliyet, işlem anlamını verir. Tedris ve talim birbiriyle yakın anlamlı. Efendim, eğitim öğretim diyebiliriz. Eğitim öğretim işlemi, eğitim öğretim işi senin sandığın gibi kolay değil. El ameliyyetu tedrisiyyetu ve talimiyyetu neyse sehleten kemâ tezunnu. Senin sandığın gibi kolay değil. Ene la uhibbu hâzîl ameliyyete. Ben bu işlemi, bu faaliyeti sevmiyorum. Öyle diyor C şık. D'ye bakalım. Ezunnu enneke tekatte garada zehâbike ilel medreseti. Ve tehayyara tehayyara akluke. Ezunnu enneke tekatte garada zehâbike ilel medreseti. Garad. Lan senin garazın ne? Benden ne istiyorsun deriz değil mi? Garat maksat, gaye, amaç demek. Garat zehâbike ilel medrese, okula gidiş gayen. Fakade yefkidu fak ya da fikten kaybetmek demek. Fakade hu, onu kaybetti. Senin o okula gitme gayeni, amacını kaybettiğini düşünüyorum. Kaybettiğini ve aklının şaşırdığını efendim aklının şaşırdığını evet hayyara şaşırmak demek sanıyorum diyor burada düşünüyorum diye de tercüme edilebilir efendim burada enne geldi enne çünkü peşinden isim cümlesi var ke öznesi daha sonra da yüklemi geliyor ve yükleme atıp var burada valla. Yani tahayyer akluke tekatte garada zehabike ifadesine atfedilmiştir. Bu atıflı grup ke'nin haberidir. İsim cümlesini ne yapar zanne? Kendisine birinci nesne, ikinci nesne orada kullanır. Yani senin okula gitme gayeni kaybettiğini ve aklının şaşırdığını düşünüyorum. Peki. Şimdi burada A şıkkında övüyor. Övüyor. B şıkkında yeriyor. Efendim C şıkkında farklı bir şeyden bahsediyor. D şıkkında yeriyor. Şimdi B de yeriyor, D de yeriyor. Fakat B'de çok başka bir konudan bahsediliyor. Yani sen tüm değerli vaktini spor faaliyetlerinde efendim faaliyetleri yürüterek geçiriyorsun. Ama bunun yaptığı spor faaliyeti değil ki. Hayır cemiyetine katılmak. Efendim. Yani böyle bir durum var. O yüzden B şıkkı olamaz. C şıkkında da efendim çocuğun yaptığı şeyle ilgili bir eleştiri söz konusu değil. Sadece eğitim öğretim faaliyetinin kolay olmadığını efendim söylüyor ve kişisel bir değerlendirmesini belirtiyor. Yani çocuk bana ne diyebilir yani. Ama D şıkkında çocuğu bir azarlama var. Eleştiri var. Peki. 81. İttakazel insanın ilme sebilen litte'arrufi ala kesirin min az-zavahir tabi'iyyeti leti yeşheluha. Şimdi efendim burada harf-i cerin önemine değinebilirim. Taarrafe tanışmak, yakından tanımak demek. Ala ile kullanılır. Efendim. Cehile bilmemek, cahil olmak. Nesnesini direkt alır. Mena engellemek demek. Temme men'uhe engellendi demek. Hani temme artı mazi fiil nasıl tercüme ediliyordu? Edilgen çatıda. Peki kame
artı bi harfi cerriyle birlikte mastar getirirseniz de olur. O mastarın efendim anlamını ifade etmiş olursunuz. Mazi kipte. Kame bi ihtirayhe ihtira demek. Kame bi ihtirayhe icat etti demek. İttehaze fiili bir halden bir hale dönüştürmek anlamında kullanılan sayyara fiilinin efendim kardeşlerinden çift nesne alırlar. İttehazel insanu el ilme sebilen litta'arruf. Burada sebilen litta'arruf ifadesini görüyor musunuz? Evet. Li. Buradaki li ile sebilen arasındaki ilişki benim bahsettiğim psikopat izafet. Evet. Burada li kullanılmasaydı sebil kelimesi marif olacaktı. Bunu nekre yapmanın tek yolu işte muzafın ileyin önüne li getirip bu izafeti bozmak. Sebil kelimesi bu şekilde nekre hale gelir. İttakaza bir halden bir hale dönüştürmek için kullanılır. Genellikle edindi sözcüğü de kullanılır tercümede. İnsan ilmi bilmediği birçok doğa olaylarını yakından tanımanın bir yolu haline getirmiştir. İnsan ilmi bilmediği doğa birçok doğa olayını yakından tanımanın efendim ya da bilmenin bir yolu haline getirmiştir. Bir halden bir hale dönüştürdü. Ya da bir yolu edinmiştir. O da olabilir. Türkçe'ye uygunsa. El ilme birinci, geri kalan ifade ise ikinci mevhum. Burada dikkat ederseniz elleti gelmiş. Yecheluhe. Evet. Burada he zamiri ile elleti arasındaki ilişkiyi unutmuyoruz. Peki elde ettiğimiz bu bütün nedir? Müennes olan zavair kelimesinin sıfatıdır. Zavair akıslı çoğul isim olduğu için sıfatı da tekil müennes olmalıdır. Zahiratun olgu demek. Zavahir çoğulu. Tabiatun tabiat doğa demek. Tabiiyyun doğal. Peki. 182. El hadaratul İslamiyyetu. İslam medeniyeti. En tusaytır alel alemi kullihi. Levla. Levla geçmiş zaman. Meseydi. Şeklinde tercüme edileceğimiz bir şey. Efendim edat. Levla keytul istiyammari. İstiyammar sömürge. Sömürgecilik. Keyt hile. Levla keytul istiyammari. Sömürgeciliğin hilesi olmasaydı. Levla'dan sonraki cümlenin efendim bir ögesinin düşük olduğunu belirtmiştim. Yani tek öge gelir. Diğer öge düşmüş kabul edilir. Sömürgecilik ile sömürgeciliğin ilesi olmasaydı İslam medeniyeti dünyanın tamamına egemen olacaktı. Evet. Neredeyse. Hem şeke ve kede efendim yaklaşma anlamı verir. Ve bunlar kendini kardeşlerindendir. İsim cümlesini kendisine malzeme olarak kullanır. Yüklemi muzari fiili fiil cümlesi olarak gelir. Başına en getirilmesi tercihe bağlıdır. Yani en olsa da olur, olmasa da olur. Ev şeketil hadaratul islamiyyetu ya da kâdetil hadaratul islamiyyetu en tusaytire alel alem alemi kullihi. Buradaki kullihi alem kelimesinin tekididir. Tekrarlayalım. İslam medeniyeti sömürgeciliğinin hilesi olmasaydı tüm dünyaya egemen olacaktı neredeyse. Evet, ola yazdı. Fakat hebbel istiyammaru hebbe efendim şartları yerine getirince
Başlama anlamı veren şuru fiilidir. Kame, akade, ceale, bede, ibtede gibi. Ceale, kame dedik değil mi onları? Evet. Hep ben normalde esti demek ama şartları yerine getirince, yani isim cümlesinin önüne gelip habere muzari fiilinde fiil cümlesi olursa bede anlamını verir. Nitekim bak bede de aynı anlamda kullanılıyor. Bede yu'iddu. Bede yu'iddu hazırlamaya başladı. Hebbe yebzulu harcamaya başladı. Fakat hebbel isti'maru yebzulu cehde ya da cuhde linneşri hararatihi. Bedele el cuhd, el cehd, bunlar birbiriyle birlikte kullanılır. Yani bedele fiilini gördüğünüzde hemen akla cehd sözcüğü gelir. Çaba harcama demektir. Fakat ebbel istiyamaru yedunul cehdelli neşr hadareti. Sömürge medeniyetini yaymak için çaba harcamaya başladı. Ve bede yu'iddu lidelke el mâle vel müfekkirine. Ve bunun için para ve düşünür hazırlamaya, yetiştirmeye başladı. Burada e'adde yu'iddu i'adet kelimesi geçiyor. E'adde yu'iddu. Hazırlamak. Cehze yücehirdu. Tecihiz. Bunun mastarının da i'adet olduğunu belirtin. Efendim. Hani hazırlık sınıfı derken de i'adet. Estaf-ı i'adeti diyoruz. Cehze yücehirdu. Tecihiz. Sözcüğü de zaman zaman eşdeğer anlamda kullanılır. Peki. Ha, aklıma başka şey gelmişti. Atte o ise saymak demek. O sülasi. Ya'uddu muzarisi. Bizde işte atte var. İşte atte. Bunların üçü de adede kök harflerinden. İşte atte ise li ile kullanılır ve bir şeye hazır olmak anlamına verir. Peki ette buraya ben tercihi niye koydum biliyor musun? Hani o kadar çok sınavda, şıklarda o kadar çok geçiyor ki en çok geçen şık belki ette'dir. Kame diye bir tanesi kame'dir. Diğer bir tanesi de cehaledir. Efendim burada cehale kullanımı yanlıştır. Çünkü cehale başladı anlamına gelecek olsa şuradaki en'in bulunması yanlış olur. Bir halden diğer bir hale dönüştü ifadesi içinde efendim iki tane nesneye montajdır. Gelmez. Kame başladı anlamını verecekse şuradaki en'in kullanımı yanlış olur. Efendim. Eğer yaptı anlamına gelecek olsaydı kame daha sonra bir harfi ceriyle gelmeliydi. Kame biktirayhe. Örneğinde olduğu gibi. Es-sâniyyu Es-sâniyyu vel-müslimu. Çinli ve Müslüman. Müslüman Çinli değil. Es-sâniyyu vel-müslimu. Çinli ve Müslüman. Arafe sınaatel varaki kablel urubbiyyi. Çinli ve Müslüman kağıt üretimini Avrupalı'dan önce tanıdı. Arafe. Lennel urubbiyyine arafuhe anil müslimine lezine dehalul Endülüs'e. Dehalul Endülüs'e. Endülüs'e girdiler. Bu da ellezine diyor. Demek ki kastedilenler girenler. Ve bunlar efendim Müslümanlar ellezine ifade Müslümanlara sıfat olarak geliyor. Endülüs'e giren Müslümanlardan evet. Çünkü Avrupalılar onu kağıt üretimini, kağıt sanayisini Müslümanlar yoluyla öğrendi. Müslümanlardan
öğrendi. Sonra, El-Urubbiyyûne, Avrupalılar, sınâtel varaki, kağıt üretimini bir şeyler yaptılar. Ve sana'uhu min lubbil haşebi. Ve onu ağacın özünden ürettiler. Peki Avrupalılar kağıt üretimini ne yaptılar? İnteşera, yaygınlaştı. Avrupalılar kağıt üretimini yaygınlaştı. Olmaz ki inteşera nesne almaz. Takaddeme Avrupalılar ilerledi, gelişti. Bu da nesne almıyor. Tatavvara bu da gelişti, ilerledi. Ama tavvara geliştirdi. Sonra Avrupalılar kağıt üretimini geliştirdi. Tavvara, tavvara. 84. Talebe el-bâi'u İbn-i Sirrîn'e bi-semen-i zeyti. Talebe ısrarla istemek demek. Neyi sorusunun cevabını bi ile verir. Satıcı İbn-i Sirrîn'den ısrarla bi-semen-i zeyti. Yağın fiyatını, yağın ücretini istedi. Felem yestati en yu'tiyehu şeyen. Ona bir şey verebilme gücü yoktu. Yani ona bir şey veremedi. Ona bir şey verebilemedi. Ve şekehu ilel vali. Onu valiye şikayet etti. Fe emera bis secinihi. Emera bis secinihi. Secin hapsetmek. Secin hapishane. Emera bis secinihi. Hatta yüseddide ma aleyhi minet deyni. Deyin borç demek. Burada dikkat ettiniz mi? Minet deyni buradaki ıstıla cümlesi ma'dan sonra geliyor ve ma'ya açıklama getiriyor. İsme mensuldür. Diyeceksiniz ki ama peşinden cümle gelmiyor ki. Arkadaşlar aleyhi bir şibi cümlesidir. Şibi cümlesinin önüne isme mensul gelebilir. Efendim, ma aleyhi minetteyn üzerindeki borç demek. Emara bi secinehi hatta yüseddide ma aleyhi minetteyn. Üzerindeki borcu kapatıncaya kadar hapsedilmesini emretti. Hapse atılmasını emretti. Bakınız, emara fiili emretmek kime sorusunun cevabını direkt alır. Burada kime emretti? Adamlarına tabii ki. Emniyet görevlerine, efendim şuna buna, gardiyanlara. Peki burada zikredilmiyor. Gereği yok çünkü. Ama neyi emretti? Hapsedilmesini. Hapsedilmesini. Evet. Sette de yüsetti de testi. Efendim testi bu tefil babından. Peki bunun kök harfleri ne? Sedede. Sin, del, del. İki tane harf yan yana geldiğinde tek yazılması yaygın bir kullanımdır. Engel bir durum söz konusu değilse. Peki bu aşağıdakini gördünüz. Nedir bu? Set. Türkçe'de de var. Set. Set nedir? Suyun önündeki engeldir. Efendim. İşte önünü kapatma. Oradan düşünebilirsiniz. Yani babları ezberlerseniz kök harfleri bulma ve zihnimizde farklı kalıplara dökme imkanı bulur. Belki Türkçedeki karşılığını yakalayabiliriz. Evet. Burada sette de etteyne borcu kapatmak anlamı bulunmaktadır. هذه الكلمة المشهورة لعمر. Şimdi لعمر şu çizgi لعمر'ı da içerisine alırsa Ömer'in bu meşhur sözlüğü olur. Eğer çizgi şurada kalır yeni bir öge olursa bu
Bu meşhur söz li Ömer, Ömer'e aittir. Bu meşhur söz Ömer'indir. Tamam. Şimdi iki nokta üstte. Mete istabettumun nase istabede. Mete istabettumun nase ve kad veledet hum ummehatuhum ahrarım. Veledet hum ummehatuhum ahrarım. Evet. Efendim istabede köle yapmak, köleleştirmek demek. Velede, velede doğurdu demek. Vulide doğdu, doğdu demek. Vellede doğurttu, vullide doğurtturuldu demek. Mesela tabi vullide tohum ifadesi yanlış. Niçin? Çünkü vullide meşhur yapılmış. Ondan sonra bir de nesne almış. Ama bu tek nesne alır normalde. Meşhur yapılınca nesnesiz hale gelir. Bakın, üç nesne alan fiilleri meşhur yaparsanız bir nesnesi sözlü özneye dönüşeceği için iki nesne alır hale gelir. İki nesne alabilen bir fiili meşhur yaparsanız bir tanesi sözlü özne olacağı için teke düşer. Tek nesne alan bir fiili meşhur çatın hale getirirseniz o sözlü özneye dönüşeceği için artık nesne almaz hale gelir. Peki niye sözlü özneye dönüşüyor ki? Çünkü sen öznesini düşürüyorsun. Bir, değil mi? Ali yaptı. Ali pişirdi. Ali yemeği pişirdi. Ali'yi düşürürsen, pişirdiği de edilgen hale getirirsen o zaman yemek düşen Ali'nin yerine sözlü özne olarak geçiyor. Yemek pişirildi. Evet. Velledethum onları doğurttu olur. Velledethum onları doğurttu. Mesela vakat velledethum ummahatuhum ahraran anaları onları özgür doğurttu. Özgür insanlar doğurttu. Mesela velidethum velide de direkt nesne almaz artık. Efendim yani teknik olarak zaten hiç kullanmaz. Ama velledethum onları doğurttu. Velledethum onları doğurdu. Anaları onları özgür bir olarak doğurdu. Efendim buradaki vekatlı ifade halegesidir. Burada vav bulunmasa da olur. Bulunursa da olur. Yani katlı cümlenin önünde hal yapmak istenirse vav getirilebilir, getirilmeyebilir. Burada hal ögesi cümlenin anlamı bu meşhur söz Ömer'indir. Anaları kendilerini hür olarak doğurmuş olduğu halde ne zaman insanları köleleştirdiniz? Peki veledetum. Anlatabilmişimdir. Velede doğurdu, vulide doğdu. Vellede doğurttu, vullide doğurtturuldu. Mesela doğurttu, vellede hemşirelerin işi. Peki doğurtturuldu dersek hemşireler anaya doğurtturuyorlar. Değil mi? Evet, orada doğuran kadınla ilgili. Vullide. Ya da pardon. Doğru. Evet. Tamam. 86. Teavenel hamamu teavene yardımlaştı, işbirliğine girdi. Demek. Teavenel hamamu güvercinler yardımlaştı, işbirliğine gitti. Ve hamele şebekete ve ağı taşıdı. Ve ceras sayyadu bi suratin avcı hızla koştu. Ve mette yedehu nahve şebeketin elini ağa doğru uzattı. Felen tasil yeduhu ileyhe. Eli ona yani ağa ulaşmadı. Yani yetişemedi. Peki devam edelim. Liennel hameme tarabihe. Çünkü güvercinler onunla birlikte uçtu. Yani onu uçurdu. Ve liennes sayyade kabada aleyhe.
Çünkü avcı onu yakaladı. Yakaladı. C. Yenne şebeketen tabakat aleyha. Çünkü A onların üzerine kapandı. D şıkkı. Yenne sayyade teavene bil hamami. Çünkü avcı güvercinlerle işbirliği yaptı. Evet. Eli ağı niye yakalayamamış olabilir? Efendim çünkü güvercinler onu havaya uçurdu, kaldırdı. Peki kapadı aleyhe, ağı yakaladı. Burada anlam açısından ters. Hem eli yetişemedi diyor, hem de yakaladı diyor. D şıkkında güvercinlerle işbirliğine gidiyor. Efendim C şıkkında ise ağın onları yakaladığını söylüyor. Oysa buradaki manzara göz önüne getirildiğinde ağı burada eli ağa yetişemedi diyor. Demek ki ağa kuşları yakalayamamış. İntabak ala üzerinde kapanmak demek. 87. Bedevi ona bir elbiseyle yiyecek satın almış halde geri döndü. Şimdi bedevi özde döndü yüklem. Geri döndü yüklem. Peki ona kime döndü sorusunun cevabı. Şuradaki ise hal ögesi. Nasıl sorusunun cevabı. Türkçe. Eğer bunu bilirsek o zaman bakalım. Reca ileyhil arabiyyü. Bedevi yani evet bedevi ona döndü. Vakat işte rafiye ve vatan. Efendim elbise ve yemek satın aldı. Şimdi burada bakınız şu cümle önünde vav var. Vav olmasa da efendim olurdu. Hal ögesidir. Yani bedevi ona efendim elbiseler ve yemek satın almış olarak satın almış olduğu halde döndü. Yani burada herhangi bir efendim problem yok. Şimdi burada siyaben kelimesinin çoğul olarak gelmesine gelince diğer alternatiflerde de siyaben var. Efendim Araplar bir yapı çoğulsa onu çoğul olarak verir. Biz Türkler tekil kullanım taraftarıyız. Yani çoğulu bile kastetsek tekil sözü kullanıyoruz. Bunu çoğu yerde fark ettim. Peki çokluk mu, teklik mi bildiriyoruz? Kastımız ne? Bunu nereden bileceğiz? Türk bunu anlıyor. B. Reca ileyhil arabiyyu. Bedevi ona döndü. Niyeşteriye fiyebe ve ta'amen. Niyeşteriye fiyebe ve ta'amen. Elbise ve yemek satın almak için. Niçin sorusunun cevabını verir. Yani bedevi elbise ve yemek satın almak için ona geri döndü. Burada niçin sorusunun cevabı. Burada ise nasıl döndü? Elbise ve yemek satın almış olarak döndü. Peki C'ye bakalım. Reca ileyhil arabiyyü bedevi ona döndü ve ba'siyebe ve ta'amen. Döndü ve elbise ve yemek sattı. Elbise ve yemek sattı. D'ye bakalım. Lemme reca ileyhil arabiyyü. Lemme mazi filmin önüne gelince hatırlarsanız ne anlamını verirdi? Zarflaşırdı. Reca ileyhil arabi bedevi ona döndü. Lemma kullandığımızda bedevi ona dönünce kad iştera ziyebe ve teamen. Elbise ve yemek satın aldı. Bedevi ona döndüğünde elbise ve yemek satın aldı. Bakınız bunların hepsi anlamlı harika cümleler. Ama yukarıdakinin karşılığı İşte D
Değil hepsi. 88. Anlamlarına bakalım. Vecede genelde burada anlamını verir. Testagni bir şeye muhtaç olmamak demek. Gabe bulunmamak, ortamda olmamak. Testesmiro yatırım yapmak. İstesmera, istesmiro. Fekade kaybetmek, yitirmek. Testehliku, istehleke, istehliku. Tüketmek. Tabii bu muzari tüketiyor demek. Siz mazi, muzari kipine göre anlamını belirlersiniz. İbdeale, ibdeale değil de bu mesela ibdela deseydik efendim yani böyle bir fiil yok. İbdela, ibdela yuttu, aşırdı efendim anlamlarını verip tuhyi yaşam vermek, yaşatmak. Şuradaki birinci ye işaretlerseniz tuhayyi selamlamak. Peki şimdi bakalım. El heva o hava dakika kalileten evet hava birkaç dakika nokta nokta olsa inneke temutu sen ölürsün. Ne olur burada hangisi? Efendim. İbdela yuttu demek. Bir de meçhul çatılı şey ona gelmiş. Meçhul çatılı değil de ne diyoruz ona? Mane sonra gelmiş. El heva kelimesi müzekker. El heva eğer fail yapacaksan burada sadece gâbe uygulmuşlar. Çünkü diğerleri mühendis. O zaman havayı o zaman fail yapamazsın. A, C ve D şıklarında. Nesne yapman gerekir. Efendim. Peki devam edelim. Birincisinde böyle bir durum var. İbtela değil de iptela deseydik mesela ibtela el hava el hava bunu mefhum yapıyorum bak dakika kalileten iptela neydi yutmak havayı birkaç dakika efendim yutsan havayı birkaç dakika boyunca yutsan ölürsün olur mu hava yutmazsan ölürsün peki ida fakat el hava dakika kalileten فَاِنَّكَ تَمُوْ الْهَوَى kelimesini meful yaparsam takade uygun düşer. Yani birkaç dakika havayı yitirsen, kaybetsen ölürsün. Doğru. اِذَا غَابَ الْهَوَى mecburen burada dammeli gelir. Çünkü gâbe nesne almaz. Heva merfu olmalı. اِذَا غَابَ الْهَوَى دَقَائِكَ قَلِيلَةَ فَاِنَّكَ تَمُوْ Hava birkaç dakika yok olsa ölürsün. Evet. Vacede bulmak. Peki bunu heva kelimesini nesne yapalım. İde vacettel heva dakika kalileten havayı birkaç dakika bulsan ölürsün. Aksine bulunmazsan ölürsün. Yani burada vacede hiçbir şekilde uygun düşmüyor. İptala da uygun düşmüyor. Ha, fekade heva kelimesini mefhul okursam uygun düşer. Devam ediyoruz. Etedri biliyor musun? Kem nokta nokta minhu kulle dakikatin kulle dakikatin her dakika demek. Her dakika ondan ne kadar testetmiyor dersek üretiyorsun. Yatırım yapıyorsun demek. Yatırım kem testetmiyorum minu kulle dakikatin. Her dakika ondan ne kadar yatırım yaptığını biliyor musun? Evet. Efendim tahye yaşamak hayye yuhayyi dersek selamlamak. Burada testehliku ifadesi tüketmek demek. Doğru cevap da bu zaten.
Tedri, dera yedri bilmek demek. Lestu edri bilmiyorum diye Araplar çokça kullanır. La arifu yerine lestu edri kullanır. Etedri kem testehlikum minel hevai kulle dakikatin. Havadan her dakika ne kadar hava kullandığını biliyor musun? Etedri kem testehlikum minel kulle dakikatin. Evet. İstagna, yestagni efendim an ile kullanılır. Muhtaç olmamak demek. Mesela ene estagni anil kahveti mesela. Kahveye ihtiyaç duymuyorum. Niye? Çünkü çayı çok sevmiyorum ve cebimde bol bol çay var mesela. Ama çayı çok seviyorsam ve istagna fiilini kullanacaksam la estagni anil kahveti. Kahvede kahvesiz yapamam. La estagni anil kahveti. Kahvesiz yapamam. Yani evet. Peki. İstesmera, istismar, yatırım yapmak. İstehleke, istihlak, tüketmek. Çok oyalandık 88'de. 89. Mektebul beridi kebirun. Posta ofisi, post ofis, biz postane deriz. Postane büyüktür. Ve fihi içinde kesirun minel muvazzafine. İçinde çokça memur var. Ve hum yeteselemune. Hum yeteselemune resaile el murselete ile dahilil beledi ve resaile nokta nokta ilel harici. Postane büyük. İçinde çokça memur var. Onlar ülke içine gönderilen mektupları ve ülke dışına nokta nokta mektupları teslim alıyorlar. Şimdi mursele, el mursele ne demek? El resail el mursele gönderilen mektuplar demek. Bak burada mursel nedir? İsmi mef'uldür. Peki ismi bu. Buraya da aslında el murselete getireceğiz. Ama hiç öyle bir şık burada varmış. Fakat harekesine bakacağım. Kesra. Ve resaile teslim alıyorların nesnesi gönderilen mektupları teslim alıyor. Buradaki mansup el murselete olması lazım. Ama değil. Değil yani. O zaman bu anlama gelen dengeni bulacağım. Bir defa el murseleti değil. Murselete olsa olurdu. Tamam. Peki el murseletenin dengi ne? Elleti turselu. Elleti turselu bunun dengidir. Yani ne demek bu biliyor musunuz? İsmi meful meçhul çatının muzarifiyle benzer. Niye elleti var? Çünkü Mursele'nin başında niye el takısı var? Yani el takısıyla elleti bunlar marifelik açısından denk. Mursele, Turselu efendim görev açısından denk. İsmi meful eşittir meçhul çatının muzarifi değil. %100 değil tabii ki. Efendim çoğu kere birbirinin yerine kullanılır. Çünkü Mursel isimdir. Turselu fiildir. Yani isim fiil olur mu? Olmaz. Ama çoğu kere birbirinin yerine denk olarak kullanılır. Peki. Elleti Turselu gönderen demek. Burada mektuplar göndermiyor. Mektuplar gönderiliyor. Elleti Turselu ifadesinin ismi şey dengi ise ismi fail. El Mursiletu. El mursiletu gibi. İsmi fail malum çatılı muzariye, ismi meful meçhul çatılı muzariye denktir. 90. Zehebtu ile mektebil beridi. Postaneye gittim. Ve erseltu risaleten müseccelaten ile ahi fi Bangladeş. Müseccel kayıtlı, tescilli demek.
Şimdi her şey teslimli de önceden normal mektup vardı. Veriyorsun, gönderiyorlar. Allah biliyor gitti mi gitmedi mi. Ama bir de tescilli vardı. İadeli taahhütü derdik. İşte bu. Bangladeş'teki kardeşime iadeli taahhütü bir mektup gönderdim. Ve hineme ne yapardı? Peşinden gelen cümleyi zarflaştırırdı. Peki. Er-Risalete ilel muvazzafi mektubu memura bilmem ne yaptığımda ne yapınca mektubu bilmem bir şeyler yaptı ve vezenehe ve onu tarttı. Vezene yezinu zinetun ya da veznun vezenehu onu tarttı. Peki. Evet. Hepsini uyarlayalım. Doğru şık. Hinema kattemtu risalete ilel muvazzafi kaddeme takdim etmek sunmak. Mektubu memura takdim ettiğimde tesellemer risalete mektubu teslim aldı. Ve vezenehe ve onu tarttı. B şıkkında efendim hineme tekaddemet deyince er risalete olur. Tekaddeme ile ilerledi demek. Mektup memura doğru ilerleyince mektup elimden düşüyor. Memurun yanına gidiyor. Gibi bir anlam çıkar. C. Hineme kadimtu geldim demek. Mektubun hiçbir yeri yok. Yani hineme kadimtu geldim. Mektup, memur falan filan anlamsız. Selleme risalete mektubu teslim etti. Anlamı çıkar. Peki D'ye bakalım. Tekaddemtu hineme tekaddemtu ilerlediğimde yani birkaç adım atıyorsun, ilerliyorsun. Fakat bu durumda mektup sözcüğünün yeri olmaz. Tesellemtu risalete mektubu teslim aldım. Mektubu sen teslim almıyorsun. Şey teslim alıyor ve tartıyor. Her neyse 91. Ra Hasanun raculen kat sakata ala vecihi. Hasan yüzüstü düşen bir adam gördü. Ve esra ileyhi ona koştu. Ve vecide o mağşiyen aleyh. Onu bayılmış halde buldu. Onu baygın buldu. Peki buradaki baygın ifadesinde mağşiye kelimesinin ismi meful olduğunu ve harfi cerle birlikte kullandığını hatırlamanız lazım. Ne demek bu? Niye hatırlatıyorum? Çünkü buradaki aleyhi ifadesi mahşiyenin naibi faili. Yani mahşi asla ikil çoğul olmaz. Müennes olmaz. Peki ikil çoğulluk müenneslik şuradaki aleyhden sonraki i zamirinde uyarlanır. Mesela mahşiyen aleyye ben bay ben. Aleyke sen olmuş olur. Adam sözcüğünün yerine kadın getirelim. Ra Hasenun imraeten kat sakatat ala vecihiha fe esra ileyha fe vecedaha mağşiyen aleyha. Evet. Ra Hasenun imraeten kat sakatat ala vecihiha fe esraat. Burada koşan Hasan. Şuradaki T yanlış. Ve vecede mahşiyeten aleyhe şurada ta-i merbuta kullanımı yanlış. Ve rahasen imraten kassakatet aleyh vecihe ve esra ileyhe ve vecedethe şu bulan Hasan. Buradaki T yanlış. C. Rahasen imraten kassakatet aleyh vecihe ve esra ileyhe ve vecede mahşiyen aleyhe. Doğru. D şıkkında. Ra Hasan'ın imraten kız sakatat ala vecihiha ve esraat. Şuradaki T yani kadın koşmuyor. Hasan koşuyor. Ve vecedet o mahşiyeten aleyhe. Burada bulan kadın değil. Hasan buluyor. Efendim kadını buluyor. Ve mahşiye kelimesinde şurada T olmaz. 92. Anlamını söylemişizdir.
Aşağıdaki soru cevap terimlerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Elente talibun? Naam, ene talibun. Sen öğrenci misin? Evet, ben öğrenciyim. Eleste taliben? Sen öğrenci değil misin? Bele, ene talibun. Aksine, ben öğrenciyim. Yani hayır, ben öğrenciyim. Buradaki bele, şuradaki olumsuzluğu reddediyor. Olumsuzluğu reddediyor ve dikkat edin, daha sonra olumlu halde söylüyoruz. Neam ise cümlenin içeriğini onaylıyor. Onaylıyor. Mesela eleste taliben, sen öğrenci değil misin? Bak, bu cümlenin olumsuzluğunu, olumsuz ya, öğrenci değil misin? Bunu onaylamak istiyorsak evet değilim deriz. Neam lestu taliben. Neam lestu taliben. Efendim, eğer bu içeriği reddetmek istiyorsak biz Arapçada la değil bela kullanıyoruz. Bela önceki cümledeki içeriği reddetmek için kullanılır. Peki, Ela tedrusu fil camiati. Üniversitede okumuyor musun? Üniversitede okumuyor musun? Bakınız, buradaki olumsuzluğu reddedeceğiz biz. Bela. La edrusu fiha. Ama olmaz ki öyle. Hem bela diyerek olumsuzluğu reddediyorsun. Bela reddediyorsun. Daha sonra da olumsuz getiriyorsun. Bak, burada da nasıldı? Öğrenci değil misin? Eğer öğrenci değilsen onaylaman lazım. Ne anla? Burada üniversitede okumuyor musun? Eğer üniversitede okumuyorsan ne an deyip onaylarsın. La etrosofiye. Burada bela gelemez. Ne an gelmesi lazım? Çünkü olumsuzluğu onaylıyorsun. Eğer bela getirdiysen la'yı kullanmaman lazım. Aksine orada okuyorum. Peki. Şu kullanım yanlış. Yani şuraya neam desek mouse'da da yazamıyorum. Peki şöyle. Neam la edrusu diyebiliriz. Ya da bela dediysek bela edrusu fiyhe deriz. 93. Ma hiye eyyamul usbu'i? Haftanın günleri hangileridir? Buradaki hiye fasıl zamiridir. Biz de diyoruz ki cevap hiye, onlar. Efendim, diğerlerine bakmaya gerek yok. Bakalım. El ahadu, el islim, el sülatâhu, el erbi'ahu, el hamisu, el cumatu, el sebtu. Tamam. Bu. Efendim, bazılarında es-salis, üçüncü demek. Efendim, siba, yırtıcı hayvanlar anlamına gelebiliyor. Usbu, hafta demek. İşte yani sayma, sıralama sayıları kullanılabiliyor. Öyle değil. C şıkkında haftanın günleri zikredilmiştir. Es-sani mesela ikinci demek. İkinci değil. El-isneyn. El-ahadu, el-isneynu, es-sulâsâ'u, Vel-erbi'a'u, vel-hamîsu, vel-cuma'atu, vel-sebtu. Etrafında geniş bir bahçe bulunan ilahiyat fakültesi. Bakınız, etrafında geniş bir bahçe bulunuyor diye bir cümle an ekiyle sıfat fiile dönüştürülüp ilahiyat fakültesine sıfat yapılmış. Türkçesi bu. Daha sonra da bu özne olarak kullanılmış. Güzel bir fakülte yüklemdir. Bu şekilde Türkçe cümleyi anladıysak şıklara bakabiliriz. A. Kulliyetul ilahiyyati, ilahiyat fakültesi, cemiletun, güzeldir. Ve havleha hadikatun vasiyetun. Etrafında geniş bir bahçe var. B şıkkı. Kulliyetul ilahiyyati leti havleha hadikatun vasiyetun. Bak, etrafında geniş bir bahçe var. Elleti ile kulliyetul ilahiyata sıfat yapılmış. Etrafında geniş bir bahçe bulunan ilahiyat fakültesi kulliyetun cemiletun. Güzel bir fakültedir. Peki. Cim. Havleha hadikatun vasiyatun.
etrafında geniş bir bahçe var. Kulliyetun ilahiyyati kulliyetun cemiletun. İlahiyat fakültesi güzel bir fakültedir. Yani iki tane bir cümle, iki tane farklı cümle kurulmuş. Evet. De. Havle kulliyetil ilahiyyati kulliyetun cemiletun. Ve hadikatun vasiatun. İlahiyat fakültesinin etrafında güzel bir fakülte ve geniş bir bahçe var. Havle kulliyetil ilahiyyati kulliyetun cemiletun ve hadikatun vasiatun. 95. Aşağıdaki paragrafta kaç tane mef'ulün bir ögesi ve kaç tane hal ögesi geçmektedir? Ra'ar raculu fevka şecereti dubben. Adam ağacın üzerinde bir ayı gördü. Şimdi hal ögesi ve mef'ulün bir soruyor. Bu dubben bir tane mef'uldür. Ve ahrece min ceybihi mudiyeten çakı demek. Kesme aleti küçük. Cebinden bir çakı çıkardı. İkinci mef'ul. Bir, iki. Ve ahade yahuzdu fer'a şecereti leti yakifu et tubbu fevgahu. Fen kesera fer'u şecereti ve sakata tubbu. Emamel esedi. Hazde yahuzdu, hazdun kesmek demek. Ekade yahuzdu fer'a şecereti leti yekifu tubbu fevkahu. Ayının üzerinde ayının üzerinde bulunduğu dalı kesmeye başladı. Ağacın dalı kırıldı ve ayı aslanın önüne düştü. وَوَقَعَتْ بَيْنَهَا مَعْرَكَةٌ شِدِيدَةٌ. İkisi arasında şiddetli bir çatışma, savaş vuku buldu. فَرَّتُبُّ بَعْدَهَا جَرِيحًا وَسْتَقَتَ الْاَسَدُ عَلَى الْاَرْضِ مُتْعَبًا. Peşinden, yani sonrasında ayı yaralı olarak kaçtı ve aslan yorgun bir şekilde yere düştü. Mutaben burada efendim hal ögesidir. Cerihan burada efendim hal ögesidir. Fer'a şecereti ağacın dalı nesnedir, mef'uldür. Bakalım başka mef'ul var mı? Şu an göremedim efendim. O zaman 3 tane mef'ul, 2 tane hal ögesi var. Efendim. Mareketun şedidetun fail. Ettubbu fail. Elesedu fail. Ettubbu fail. Feru şecereti naif fail. Ettubbu fail. İşte genelde bir şey kalmadı zaten. 96. Ennâsu kat şagaletuhumul hayâtul mâddiyyetu anil qiyâmi bi vâcibâtihimul insâniyyeti hattâ innel câra lem ya'ud yes'elu an cârihi. Şagale meşgul etmek, alıkoymak demek. Bunun kullanımını biliyorsanız efendim şagalehu bihi anhu şeklinde gelir. Kullanımını biliyorsanız bu cümleyi kurabilirsiniz. Bilmiyorsanız sadece anlayabilirsiniz. Şagalehu onu alıkoydu, meşgul etti. Neyle meşgul etti? Dırdır konuşarak bihi. Peki dırdır konuşarak onu neyden alıkoydu? Neyi yapmasını engelledi? Anhu. Bunun kalıbı, bu kalıp efendim şagale. Bak şagalet
hum şagalet hum el hayatul maddiye efendim an anil gıyam. Diyeceksiniz ki buradaki bi ne? Buradaki bi şuradaki bi değil. Bu bi gıyamin bi'si. Peki maddi hayat onları yani insanları insani görevlerini yapmaktan alıkoydu. Öyle ki komşu artık komşusunu sormaz hale geldi. Şimdi ya da sormaz hale geldi ya da artık sormuyor. Evet. Lem a'ud bunu ezberleyin. Lem a'ud ade ya'ud var ya işte lem a'ud o fiil lem a'ud ezebu artık gitmiyorum demek. Yani gitmez hale geldim. Bir halden bir hale dönüştüm. Lem a'ud ezebu artık gitmiyorum. Evet. Lem a'ud efemu artık anlamıyorum. Tabii 2,5 saat olmuş. Az kaldı. Şimdi es'ade mutlu etti demek. Maddi hayat onları mutlu etti ama peşinden gelen anın kullanımı yanlıştır. Ahfaka başarısız kıldı demek. Ahfaka başarısız kıldı. Ahzene üzdü demek. Ahzene üzdü demek. Hüzünlendirdi. 97. Kamel müslimune bi cuhudin. Müslümanlar çaba harcadılar diyelim. Efendim çaba yaptılar. Yani çabaladılar. Evet Müslümanlar efendim çaba harcadılar. Şehide bak burada bir ne var? Fiil cümlesi var. Ve cuhud kelimesi nekra. Bu cümlenin buna cuhuda efendim sıfatı olabilmesi için bu cümlenin içerisinde cuhuda dönen bir zamir olması lazım. Dolayısıyla lehunne, lehum ve lehu bunlar olmuyor. Bak anlamını dahi bilmeden teknik açıdan yaklaşabiliriz olaya. Şehide lehel alemu bil azameti ve takdiri. Bu dünya efendim şehide tanıklık etti. Efendim dünya yücelterek ve takdir ederek onlara tanıklık etti. Bunu cuhud kelimesine sıfat yaptığımızda Müslümanlar tüm dünyanın yücelterek ve takdir ederek şahit olduğu çabalar harcamıştır. Gayretler ortaya koymuştur. Burada şehideli bu cümle cuhud kelimesine dönen bir zamir içermeli. Her C nekradır. Nekradan sonra gelen C'ler kendisiyle bağlantılıysa sıfatıdır. 98. Kâne lil müslimîne tarihun. Evet. Fistaf ve talibun demiştik ya. Liha senin kalemun. Lil müslimîne tarihun. Müslümanların bir tarihi var. Kâne lil müslimîne tarihun. Müslümanların bir tarihi vardı. Şimdi peşinden bir cümle düşünün. Bu cümlenin tarihe sıfat olabilmesi için tarihe dönen bir zamir içermesi lazım. Sicillu kaydı demek. Evet. Nokta nokta bir tedahiyeti vel fidai. Tedahiye fedakarlık, fida bu da feda etmek. Evet. Bu boşluğa bakıyorum. Muf'amun, hafilun, meli'un, cedirun. Efendim bir bilgi vereyim. Bir harfi ceri ile kullanılan bu muf'amun, hafilun ve meli'un kelimeleri üçü de dolu anlamına geliyor. Cedirun ise yine bir ile de kullanılır. Efendim hak ediyor. Layık anlamına gelir. Peki, dolayısıyla bu buraya gelemez. Üçü, sicilluhu hafilun bittadahiyyeti vel fidai
La min ecilil müslümine fehas bel min ecili is'adin nesi cemiyan. Bu da la fehas bel. Bu özel kalıp, bakınız bir olumsuzluk var. Sonra fehasb geliyor. Daha sonra bel diyerek veya velakin diyerek efendim yeni güncelleme yapılıyor. Önce olumsuzluk. Sadece nokta nokta değil, aynı zamanda nokta nokta diye başlayacağız. Yani Müslümanların virgül sicili, kaydı virgül sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda tüm insanların mutluluğu için yapılmış fedakarlık ve evet fedakarlık ile dolu bir tarihi var. Burada Cedir'in fedakarlık yapmayı hak ediyor gibi bir anlam var. Çıkaramayız yani. Anlamlı bir şey çıkmaz. 99 ve 100. Son iki soru. İstemet de el asrul hadru nekabe asrı tekniyeti ve teknolojiye intilaka min gazvi teknolojiye cemiya menahil hayati ve ala kâffetil es'ideti iz lem yaktasir ala tavasuli fe hasbu bel imtette liyusbiha ahada vesail ta'limin esasiyeti. Vel ameli. Ve ekthera bi kethirin mimma ken aleyhi fissabiki. İz inne intişarehu كان محدود النطاق إلا أن دائرته بدأت تتسع حتى ضمت جميع مناحي الحياة الإنسانية. موجود شاء العصر الموجود شاء شنو بقولون موجود شاء انطلاقا من den başlayarak diyeceğiz. Teknolojinin hayatın her alanını ve her platformda kaplamasından ya da girmesinden yola çıkarak içinde bulunduğumuz çağ, günümüz çağı teknik ve teknoloji çağı lakabını almıştır. Çünkü efendim bu çağ sadece iletişimle sınırlı kalmamış, iktisar hala sınırlı kalmak demek, tevasul iletişim, sadece iletişimle sınırlı kalmamış, aynı zamanda geçmişte olduğundan çok daha fazla bir şekilde temel öğretim araçları, temel öğretim ve çalışma araçlarının biri haline gelecek kadar gitmiştir, uzamıştır, ilerlemiştir. Çünkü onun yayılışı dar çerçeveliydi. Dar çerçeveliydi. Ne var ki işte kullanım dairesi insanlık hayatının her alanını kapsayacak kadar genişlemeye başladı. Ya da genişlemeye başladı, sonunda beşeri hayatın, insanlık hayatının her alanını kapsadı. İçine aldı. Damme yadun mu? İçine almak, kapsamak. İttesa yettesiyo, genişlemek.
Buradaki B de başlama fiilidir. Mahduden nitak, dar çerçeveli. Çerçevesi dar. Bu çakma izafettir, lafzı izafet. Yani mahdud kelimesi nekradır. İktasar hala sınırlı olmak, imtedde uzamak, gazm işte egemen olmak, kaplamak, istemedde normalde yardım almak. Burada lakabını aldı diyor. Mette göre, evet, bakalım hangisi doğru. Amme, amme kapladı demek. Umum zaten yaygınlaşmak. Ammehu onu içine aldı, onu da kapladı. Amme teknolojiye, hayatene kullehe. Teknoloji tüm hayatımızı içine aldı. Tüm hayatımıza yaygınlaştı. B. İstihdamuna teknolojiye, teknolojiyi kullanmamız mahdudun nitaki, dar çerçevededir. Çakma izafet şu ifade. İstihdamuna teknolojiye ise istihdam mastar, teknolojiye onun nesnesidir. C. Vesayru ta'limil esasiyyetu, temel öğretim araçları, taktasiru ala vesayru tavasuli, iletişim araçlarıyla sınırlıdır. D. İmtettel asrul hali ile usurul vusta. İçinde bulunduğumuz çağ orta çağa kadar uzamıştır. Yani burada çağın çağa uzaması eğitim temel öğretim araçları birçok. Bunlardan bir tanesi de iletişim araçlarıdır. Tamam. Yok. Bununla sınırlı değil ama. Başka araçlarımız da var. Dar çerçeveli değil artık. Teknolojiyi her alanda kullanılıyor olduk. Bence doğru olan A'dır. Aynı paragraf. Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Metne okuyalım. Kânen tişârut teknolojiye fil mâdî ekthara mimme hu aleyhi fil hâdır. Evet. Bakınız. Mimme hu aleyhi. Mimme hu aleyhi fil hâdır. Şimdi içinde bulunduğumuz zamanda olduğundan demek. Ekser min mehu aleyhi hadir. Şimdiki olduğundan daha fazla demek. Evet. Teknolojinin geçmiş zamanda yayılması efendim şimdi olduğundan daha fazlaydı. Olur mu? Şimdi yaygınlaştı. Geçmişte değil. Teknolojinin geçmişte yaygınlığı şimdi olduğundan çok daha fazlaydı efendim. Cümle güzel de anlamı doğru değil. B. İntişarı teknolojiye yaudu iktisari ala tavasulü. İktisar ala ile kullanılır, bir şeyle sınırlı kalmak demek. Yetinmek demek. Teknolojinin yaygınlaşması iletişimle sınırlı kalışına dayanır. İletişimle sınırlı kalışına dayanır. Burada zıt bir olumsuz durum söz konusu. Cümle güzel ama ade ile dönmek, dayanmak anlamını verir. Mesela başarın işte 2 yıl önceki çalışmana dayanır diyebiliriz. Ade ile, yerci'u ile. C. Leyse li vesaili ta'limin esasiyeti illa a'tharun sebiyyatun. Leyse, illa'dan önce olumsuz bir yapı geliyor. İlla'dan sonra da sonra da illa geliyor. Yani olumsuz bir yapıdan sonra illa gelirse bu olumsuz yapıyı ve illa'yı çıkarın, öyle tercüme edin. Tercüme ederken ancak fakat sözcüklerini kullanın. Leyse li vesaili ta'limin esasiyeti illa a'tharun sebiyyeti. Yani temel öğretim araçlarının sadece olumsuz etkileri vardır. Evet, bunun anlamı bu. De, bu da yanlış. Yumkinu en nera a'thara teknolojiye
fi menahi hayatine ammetiha. Ammetiha yani cemiiha, kulliha demek. Buradaki amme kelimesinin hayat şu menahi kelimesinin tekit olduğunu da belirtmiş olayım. Yumkin, ebilmek. Yumkinenler görebiliriz. Teknolojinin etkisini, izini efendim hayatımızın her alanında görebiliriz. Doğru mu? Doğru. Şu anki dersi de teknoloji sayesinde yapıyoruz. İstifade ettiğinizi umuyorum. Başarılar diliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Mesela biz daha önceden neydi? Şunun adı YDS YÖKDİL YDT seviye belirleme sınavı 1. Bunu yayınladık. Sizden çözmenizi istedik. Çözdünüz ya da çözmediniz. O sizin sorununuz. Efendim sonra biz çözdük. Şimdi bu ikincisini çözmüş olduk. Mesela aradan bayağı geçti ya birincisinden önce. Efendim mesela Emin git o birinciyi tekrar çöz. Ama çözerken benim söylediklerimi mümkün olduğunca hatırlamaya çalış. Eğer hatasız çözebiliyorsan demek ki bu çözümleme videosu görevini yerine getirmiştir. Sen de yeterince çalışmışsın. Peki ben kapatıyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa